Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. Bir İbrahim'in izinde programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Daha önceki bölümlerimizde vahiy konusunu işledik. Vahiy konusunun nasıl istismar edildiğini işledik. Bu istismar üzerinden nasıl sahte peygamberler üretildiğini inceledik. Yine kaynaklar üzerinden bugün başka bir konuyu ele alacağız. O da beşerin ilahlaştırılması konusu olacak. Biliyorsunuz tarih boyunca yüceltme hastalığı yüzünden kavimler bazı şahısları yüceltip o şahısları ilahlaştırıp şirk bataklığına batmışlardır. Aynı hastalık İslam ümmeti içerisinde de olmuştur. Bu inşallah burada Kur'an merkezli olarak bu hastalığın kaynaklarını inceleyeceğiz inşallah. Biliyorsunuz ki bu hastalığın aslında temelinde yatan neden doğru Allah inancının bilinmiyor olması. Allah'ı Allah'ın bize tanıttığı şekilde bilmiyor oluşumuz. Eğer biz Allah'ı Allah'ın bize anlattığı şekilde anlarsak o zaman şirke düşmekten de sakınmış oluruz. Bu açıdan öncelikle Allah'ı bize tanıtan ayetlerden yola çıkacağız. İstersen Fehmi sen ilk ayetle başla. Tabii başlayalım. Bir önce şunu söyleyelim izleyicilerimize, yani bu programımızı yapmamızdaki ana etken, ana başlık şu: Allah'a olan itaatin, Allah'a olan kulluğun din adamlarına evrilmesi, din adamlarına kulluğa dönüşmesi. Ama önce demin dediğin gibi Allah'ı tanımamız lazım. Çünkü tanımadığımız Allah'a ne kulluk edebiliriz ne de onun haklarını koruyabiliriz. Yani bu aynen son derece öyle önemli. Bu yüzden burada hassas olmalıyız. Bir de her nasıl ki beni benden başkası daha iyi bilemezse, Allah-u Teala'yı da Allah'tan başkası bilemez. Dolayısıyla Allah'ı tanımaya ondan başlamamız lazım. O kendisini nasıl tanıttıysa öyle olduğunu kabul ederek yola çıkmamız lazım. Bunlar son derece önemli. Yüce Allah kendisini Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette bize tanıtmıştır. Kendi isim ve sıfatlarını bize bildirmiştir. Yani Yahudilikte Allah'ın adı bile yoktur. Ona bir isim verilemez. Yehova, ey o, bu kadar. Ama Kur'an-ı Kerim tam tersine Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarını bize bildirmiştir. Bize bildirmiştir ki onu tanıyalım, ona ibadet edelim, ona kulluk edelim. Ayrıca öyle bir yerlerde gizli saklı saklanan bir Allah değil, uzaklarda bir Allah değil. Yani birisinin bizi Allah'a götürmesine ihtiyaç yok. Allah kendi kimliğini bize beyan etmiştir. Bu yüzden Hadid suresinin baş tarafındaki ayetlerle Yüce Rabbimizi tanımaya başlayalım. İlimlerin en faziletlisi budur zaten. Yani bir Müslüman desen ki, ömrünün son gününü yaşıyorsun. Ne yapmak istersin? Din adına, ibadet adına vereceği cevap şu olmalıdır: Allah'ı bir tek eşsiz olarak tanımak istiyorum. Bu olmalıdır. İsim ve sıfatlarını öğrenmek olmalıdır. Yüce Rabbimiz kendisini bize şöyle tanıtır. Hadid suresinin 1. ayetinde Estağfirullah. Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ardi ve huvel azizul hakim. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. Tesbih boyun eğmek demektir. Yani göklerde ve yerde olan her şey Yüce Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasaklarına hareket ettiği için onu tesbih etmektedir. Kiraz ağacının kiraz vermesi, arıların bal yapması, ineklerin süt yapması, güneşin yörüngesinde devam etmesi, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi, bunların hepsi Yüce Allah'ı tesbihtir. Allah-u Teala kendisinin aziz ve hakim olduğunu bize bildiriyor. Aziz, üstün güç sahibi demektir. Hakim ise her vermiş olduğu kararda isabet eden, her vermiş olduğu karar yerinde olan demektir. Yüce Rabbimiz kendisini bize şöyle tanıtır: Lehu mulku's semavati vel ardi yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Göklerde ve yerde tasarruf sahibi sadece Allah'tır. Yüce Allah Celle Celaluhu haramları, helalleri belirler. Yüce Allah güneşin, ayın, yıldızın yerini takdir ettiği gibi bizim yaşam kurallarımızı da belirler. Yani Kur'an-ı Kerim'de göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Göklerin ve yerin varisi Allah'tır. Göklerde ve yerde olan diye geldiği zaman yani bunları bir nakarat olarak algılamamamız lazım. Yüce Rabbimizin bize anlatmak istediği şey, şu evrende görmüş olduğunuz her şey bana ait, onlar hakkında yasamayı ve atamayı ben yaparım. Buradan bu mesajı almamız lazım. Hatta Allah-u Teala'nın bunu neden bu kadar çok tekrarladığını da düşünmek lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü insanın yaşamı boyunca etrafında en çok gördüğü şey gökler ve yerdir. Evet. Bütün hayat bu ikisi arasında döner. Yüce Allah göklerin ve yerin sahibi benim diyorsa
Bunu defalarca tekrarlıyorsa bunun bizim için, bizim pratik yaşantımızda bir anlam ifade ediyor olması lazım. Bu son derece önemlidir. Allah-u Teala buyuruyor ki, yuhyi ve yumit, öldüren de dirilten de Allah'tır. Vedat, bir şey dikkatini çekti mi? Hayatımız gökler ve yer arasında geçer, hayatımız ölüm ve doğum arasında geçer. Yani bizim varlığımızın, sahip olduğumuz şeylerin varlığının başlangıcından sonuna kadar, yaşadığımız yerin en yüksek yerinden en altına kadar komplesi Allah'ın yönetim ve denetimi altındadır. Bir Müslüman bunu böyle kabul etmelidir. Ne diyor ayet-i kerimede? Onun gücü her şeye yeter. Buradaki kadir kelimesi ölçülendirmek anlamına gelir. Aslında Allah-u Teala bu ayet-i kerimede, hani doğru meallendirirsek, gücü yetenin de üzerinde Allah her bir şey için ölçü belirlemiştir. Bu son derece önemlidir. Yani attığımız her adım, yapmış olduğumuz her eylem, güneşin, ayın, yıldızın yeri, bizim yaratılmamız, her birisi belli bir ölçü, plan, proje dahilindedir. Yüce Allah şöyle buyurur. هُوَ الْاَوَّلُ O evveldir. Hiçbir şey yokken Allah vardı. هُوَ الْاَخِرُ O ahirdir. Her şey varlığını bitirdikten sonra, her bir şeyin eceli geldikten sonra, her bir şey sonlandıktan sonra da Yüce Allah'ın asla sonu gelmeyecektir. Başlangıç ve son kavramlar Allah için düşünülemez. Allah doğmamıştır, doğrulmamıştır. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَالْظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ Yüce Allah zahir olandır. Varlıklarıyla, yaptıklarıyla ortada olandır. Ama zatı itibariyle batın olandır. Mesela Vedat, devlet diye bir mekanizma var. Peki sen devletle hiç oturup sohbet ettin mi? Hiç bir çay içtin mi? Hayır. Peki devletin kesin olarak varlığını nereden algılıyoruz? Devlet sana elektrik faturası göndermesi, seni askere çağırması, seni okula çağırması, seni oy vermeye davet etmesiyle yaptıklarıyla ortada olan, ancak zatî yapısıyla tüzel kişilik olan, varlığı olmayandır. Yani somut bir varlıktan bahsetmiyoruz. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bunların da ötesinde kainatta yaratmış olduklarıyla zahir ortada olan, ancak kendi zatı batın olan, gözlerden gizli olandır. Bu arada şunu da söyleyelim. Allah'ın Ez-Zahir ismi ortada olan, ortaya çıkartan anlamına da gelir. Dolayısıyla bizim en gizli hallerde, en gizli durumlarda her ne yaptıysak, her ne suç işlediysek yahut her ne iyilik yapıp da görünmediğini düşünüyorsak Allah-u Teala bunları ortaya çıkarandır. Cenab-ı Allah'ın bu isim ve sıfatları bizim için bir anlam ifade etmelidir. Bu açıdan da önemlidir. O her şeyi bilendir. İster gizli olsun, ister açık olsun. Yüce Allah'ın gözünden kaçan, unuttuğu, şaşırdığı, yanıldığı, dalgınlığına geldiği, bilmediği hiçbir şey düşünülemez. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ Cenab-ı Allah Celle Celaluhu gökleri ve yeri 6 günde yarattığından bahsediyor. Bu 6 devredir. Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki Yasin suresinin son ayetinde Allah-u Teala bir şeyi yaratmak istediği zaman, irade ettiği zaman ona ol der ve oluşum süreci başlar. Hemen olmaz. Oluşum belli sürece, belli aralıklara, tecdide, yani belli bir derecelendirmeye dayalıdır. Bu yüzden Allah-u Teala ol dedi ama göklerle beraber 6 günde meydana geldi. Eğer oluşum pat diye meydana gelseydi biz gelişimi ve sonuçlanmayı gözlemleyemez. Mesela ekinleri ekemezdik. Mesela habersiz pat diye yağmur yağsaydı, evet. Habersiz pat diye güneş çıksaydı, evrende belli bir aşamalılık var ve biz bu aşamalılıktan hareketle rahat rahat yaşıyoruz. Mesela bu yüzden depremler pat diye geldiği için önlem alamıyoruz. Onun da elbet kendisine özgü bir mekanizması var, belli bir kural dahilinde ilerliyor ama biz şu anda bunu bilmiyoruz. Bilim bunu tespit ettiği zaman aslında Allah'ın bir kanununu tespit etmiş olacak. Allah-u Teala buyuruyor ki, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Allah-u Teala hakimiyet tahtına oturmuştur. Yani bu evrenin idaresi, bu evrenin tasarrufu, bu evrende olup biten her şey bizzat Allah-u Teala'nın izniyle meydana gelir. Allah-u Teala kontrol eder, denetler, kaydını tutar. Bunları unutmamamız gerekir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Yere gireni, oradan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Şimdi bizim anladığımız kadarıyla işte yağmurun yağması, suların buhar olması ama henüz bilimin tespit edemediği pek çok hakikat vardır. Bunlar insanlık o düzeye ulaştığı zaman tespit edilecek. Allah-u Teala buyuruyor ki her haberin ortaya çıkış zamanı vardır. Her ne zamanki insanlar gerekli bilimsel çalışmaları yaparlar, Allah-u Teala o bilgiyi insanlığa ikram eder. Mesela iyonosfer tabakasının sesleri yansıttığı tespit edildi. Bakın bugün cep telefonu kullanıyoruz vesaire araçlar kullanıyoruz. Bunlar önemlidir. Her nerede olursanız o sizinle beraberdir. Yüce Allah Celle Celaluhu
Yüce Allah Celle Celaluhu, biz nereye gidersek gidelim, biz nerelere kaçarsak kaçalım, kaç kişi arasında bulunursak bunlar, o bizimle birliktedir. Allah-u Teala bunu bir tehdit unsuru olarak söylemiyor. Yani ben sizlerden uzakta değilim. Bize bu mesajı vermeye çalışıyor. Dolayısıyla Allah'la aramıza aracılar koymayalım. Zaten o bizimle birlikte. Merhamet edenlerin en merhametlisi Allah'tan kaçmak gibi bir niyetimiz de olmadığına göre bu ayetler bize Allah-u Teala'nın zaten sonu şöyle bitiyor. Allah yaptıklarınızı görür. Cenab-ı Allah yaptıklarımızı görür. Yaptıklarımızı bilir. Zaten bizimle birliktedir. Dolayısıyla aracılık kurumunu İslam şiddetle ve ısrarla reddeder. Bakınız ayet-i kerime yine geldi. Lehu mulkus semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü ona aittir. Saydı sizinle birlikteyim, görüyorum, şudur, işte biliyorum. Ondan sonra göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Ancak göklerin ve yerin mülkünü elinde tutan birisi her an yanımızda olabilir, her an bizi görebilir. Bu önemli, bunu unutmamamız lazım. Yulicun leyle fin nehari ve yulicun nehara fil leyl. Allah-u Teala geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Gece gündüz dönüşümünü Allah sağlar. Allah-u Teala'nın bunları zikretmesinin altında mutlaka bizim henüz tespit edemediğimiz pek çok hakikat vardır. Bu çok çok üzerine durulması gereken bir mevzudur. Ve Allah-u Teala ayet-i kerimeyi şöyle bitiriyor. وَهُوَ أَعْلَمُ بِذَاتِ السُّدُورِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ Allah-u Teala göğüslerde, sadırlarda olanı en iyi bilendir. Yani Yüce Allah göğüslerin tasarrufunu elinde tutar, kalplerin tasarrufunu elinde tutar, kendisi bilir. Rabbimizi Kur'an-ı Kerim ayetlerinden daha iyi tanırsak, ona eş koşma suçundan da o kadar uzaklaşmış oluruz. Çünkü bir kimseyle tanıştığınız zaman ona ilk önce ismini sorarsınız. İsminden hareketle memleketini, cinsiyetini, şusunu, busunu vesaire özelliklerini görürsünüz. Onda olanı ve olmayanı tespit etmeye çalışırsınız. O zaman biz de Allah-u Teala'yı tanımaya başladığımız zaman ilk önce yapmamız gereken onun isimlerine başvurmaktır. Bu meyanda ayet-i kerimeler çoktur. Bu kadarıyla iktifa edelim. Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerini incelediğimiz zaman daha pek çok detayla karşılaşırız. Vedat, sen bize neler söylemek istiyorsun bu konuda? Şimdi tam bu ayetin arkasında aslında Bakara suresinin 255. ayetini de okumak lazım. Biliyorsunuz bizim geleneğimizde ayetel kürsü olarak meşhur bir ayettir. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Allah'u, o Allah'tır. La ilahe illa huve. Bundan başka bir ilah yoktur. El hayyul kayyum. O haydır. Daimi hayat sahibidir. Daimi hayat sahibinin olmasının yanında hayatın da kaynağıdır aynı zamanda. Evet. Yani hayat sahibi olanlar da hayatını Allah'ın onlara hayat vermesi sayesinde almıştır. Ama hayat sahibi olması sadece değil, bir de aynı zamanda kayyumdur. Yani aynı zamanda dimdik ayaktadır ve daima aktif haldedir. Hiçbir zaman bazı nice varlıklar vardır, hayat sahibidir ama bakarsınız pasiftir, böyle ölüden bir farkı yoktur. Dolayısıyla hayat sahibi olmak tek başına bir şey anlamı ifade etmiyor. Aynı zamanda bir de kayyumdur, yani aktif haldedir devamlı. Daima aktif haldedir. لَتَقُذُهُ سِنَتُهُ وَلَا نَوْمُ Ne onu bir yorgunluk dokunur, ne de bir uyku, uyuklama hali. Yani Allah-u Teala hiçbir zaman yoruldum, işi bırakayım demez. Hiçbir zaman da uykuya dalmaz. Çünkü uyuduğunuz zaman hiçbir şeyden haberiniz olmaz. Gaflet hali yani. Gaflet hali olur, hiçbir şeyden haberiniz olmaz. Allah için böyle bir an söz konusu değildir. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Yine geldi. Yani bu çok tekrar edilen bir şey demiştik ya. Yani göklerde ve yerde ne varsa Allah'a aittir. Yani Allah-u Teala bunu kulların devamlı gözünün içine sokuyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Demek göklerde, ki insanların en çok unuttuğu benim, şey. İnsanların en çok unuttuğu şey ki Allah-u Teala hep bunu söylüyor yani. Zaten Kur'an-ı Kerim'e dikkat et Vedat. Allah-u Teala bizi en çok karşılaşacağımız suça karşı uyarır. En çok unuttuğumuz şeyleri bize hatırlatır. Buyurun. Evet. Yani dolayısıyla Allah-u Teala hep bunu hatırlatıyor bize. مَنْ دَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِ Yani Allah'ın izni olmadan kim Allah'la kullar arasında bir aracılık yapacakmış? Kim şefaatte bulunacakmış? يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ Allah onların sahip olduklarını da bilir, onların geride bıraktıklarını da bilir. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ İşte burası çok önemli bir şey. Bu geçen hafta bahsettiğimiz aslında gnostisizmi de yerle bir eden bir ayet bu.
kullar, yani insanlar Allah'ın ilminden hiçbir şey ihata edemezler. Yani hiçbir şeyi kavrayamazlar Allah'ın bilgisinden. Ne hariç illa bir meşâe. Allah'ın kullara bildirmek istediğinin dışında. O da nedir? İşte o da bu ayetlerdir. Allah-u Teala bu ayetlerde kendisiyle ilgili bize bazı bilgiler sunuyor. Biz bu bilgilerin dışında Allah'la ilgili herhangi bir bilgileri süremeyiz. Ama maalesef tarih boyunca sapkınlıkların hepsi Allah üzerinden yapılan felsefeler, Allah'ı tanımlama üzerinden yapılan felsefeler, Allah'a kendi kafasınca, kendi keyfince bir kimlik edindirme çabasından ileri gelmekte. Oysa ki Allah diyor ki benim şu size söylediğim ayetlerin dışında sizin benimle ilgili, benim zatımla ilgili herhangi bir şey söylemeniz imkansız diyor. Yani bunu çok iyi bilmemiz lazım. Maalesef insanları saptıran insanlar da marifetullah diye bir şey söylüyorlar. Allah'ın bilgisine sahip olma diye bir şey söylüyorlar. Ve bunun üzerinden insanlar, oysa ki marifetullah yalnızca bu ayetlerdir. Bu ayetlerin dışında marifetullah diye bir şey yoktur. Öyle seyri seluk yaparak, devamlı ibadet ederek Allah'ın marifetine ulaşmak diye bir şey asla söz konusu değildir. Bütün marifetullah bu ayetlerle sınırlıdır. Bunun dışında marifetullah diye bir şey yoktur. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. وَلَا يُحِيْتُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ Onun dilediğinin dışında hiç kimse onun bilgisinden bir şey ihata edemez, bir şeye sahip olamaz. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Onun kürsüsü, yani onun etki alanı, Allah'ın etki alanı her şeyi kuşatmıştır. Gökleri, yeri, her şeyi kuşatmıştır. Hiçbir şey Allah'ın müdahalesinin dışında değildir. Allah'ın etkisinin, Allah'ın gücünün dışında değildir. Her şeyi kuşatmıştır gücüyle, etkisiyle, iktidar alanıyla. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا O ikisinin, yani göklerin ve yerin korunması Allah'a hiç de zor gelmez. Bu konuda Allah'a zaten yardımcıya da ihtiyacı yok. Yani gökleri ve yeri koruma konusunda, kullarına yardım etme konusunda olsun, kainatı idare etme konusunda olsun, Allah'a bunların hiçbirisi zor değil. Ya şimdi yöneticiler, krallar, liderler birilerini yönetirken destek alırlar. Neden? Çünkü tek başına idare edemez. Aciziyetten kaynaklanıyor. Aciziyetten kaynaklanıyor. Sürekli Kur'an-ı Kerim'de gökler ve yer Allah'a aittir, göklerin ve yerin varisi Allah'tır, göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir diye tekrarlanmasının nedeni, ben bunları tek başıma zaten evirip çeviriyorum. Zaten Allah'a bazı şeyler, veliler edinenler şey yapıyorlar. Yani aciz olan kullar üzerinden misal veriyorlar Allah'a. Evet. İşte mesela sen kralın huzuruna işte aracısız çıkabilir misin? Oysa ki orada senin kulun huzuruna aracısız çıkamamanın sebebi kulun kralın aciziyetinden kaynaklanan bir şey. Evet. Anladın mı? Allah o aciziyete sahip değil. Aynen. Bir keresinde Vedat birisiyle konuşuyordum. Adam dedi ki, sen dedi bir kaymakamın yanına pat diye gidebilir misin dedi. Ben de gidemezsin dedim. Bak dedi Allah'ın da yanına öyle gidemezsin dedi. Dedim Allah nerenin kaymakamı? Ya ne saçmalıyorsun sen ya? Allah'ın isim ve sıfatlarında kaymakam diye bir şey var mı? Aynen öyle. Yani, ne saçmalık yani? Kaymakamların sekreteryası vardır onların işlerine giden. Çünkü kaymakama bu iş kalacak olsa, kaymakam bu sefer kendi işlerini yapamaz. Vedat biz seninle bu konuyla ilgili bir program yapalım Allah nasip ederse. Uzunca İnşallah. Bir değinelim bunlara da. İnşallah o konuyla ilgili yani aracılık, özellikle rabıta ile ilgili falan aynen, yapacağız bir inşallah. Değinelim onlara. Ve huvel aliyyul azim. Allah alidir, her şeyin üzerindedir, her şeyden üstündür. Azimdir ve çok büyük, çok güçlüdür. Yani bu burada da Allah-u Teala aslında kendisini tüm istismar kapılarını kapatan bir tanımlama içerisinde kendisini tanımlıyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bir de İhlas Suresi var. Hepimizin ezbere bildiği. Belki de bu surenin kısa olmasının nedeni bütün Müslümanların hafızasında kalsın diye. Bir hikmeti de bu olabilir. Evet. Allah-u Teala ne buyuruyor o surede? Sözullah. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ De ki o Allah birdir, değil. Birdir, değil. Sayısal anlamda herkes Allah'ı bir kabul eder zaten. De ki o Allah, oraya parantez açalım, isim ve sıfatlarıyla eşsiz tek olandır. Oradaki ehad kelimesi vahidden farklıdır. Sayı sayarken Arap ne diye başlar? Vahid. Ama burada ehad diye geliyor. Ehadla vahid arasındaki fark ne? Bir tanesi de bu. Çok fark var, bir tanesi de bu. Yani nitelikleri anlamında eşsizdir. Mesela üç tanrıya inanan Hristiyanlar diyorlar ki biz üç tanrıyı kabul etmiyoruz. Evet. Yani ben de diyorum ki sayısal anlamda kimse üç tanrıyı kabul etmiyor zaten. Ama siz Allah'ın zatını parçaladığınız zaman üç tane tanrı ortaya çıkıyor. Şimdi devamında şöyle diyor Allah. قُلْ هُوَ اللّٰهُ De ki Allah birdir diyor. Yani bir Müslüman Allah'ı tanıtmaya başlayacağı zaman Allah'ın birinci emri nedir? De ki böyle.
De ki Allah birdir. Kul huvallahu Allahu samet. Allah hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde her şeyin kendisine muhtaç olduğu tek kaynaktır. Lem yelid ve lem yulid. Doğmamıştır, doğurulmamıştır. Yani Allahu Teala'nın birilerinden olma, birilerinden doğma, sonradan meydana gelmek gibi özellikleri yoktur. Ve lem yekul lehu kufuven ahad. Hiçbir şeyde onun dengi olamaz. Onun misli, menendi olamaz. Yani bu sure aslında Kur'an-ı Kerim'in tevhid mesajını özetlediği için İhlas suresi evet, denmiştir. Evet. Yani, çok önemli bir sure. Çok önemli yani. Yine başka bir ayet daha okuyalım istersen. Tabii. Şöyle Tövbe suresinin... Evet, Tövbe suresinin 116. ayetinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. İnna Allaha lehu mulku's semawati vel ard. O Allah ki göklerin ve yerin hükümranlığı, iktidarı, tasarrufu tamamen Allah'ın elindedir. Yine geldi gördüğün gibi. Yine evet, tekrar etti. Yine aynı şeyi ifade etti Allahu Teala. Yuhyi ve yumit. Allah öldürür ve yaşatır, yaşatır ve öldürür. Hayat verir, sonra verdiği hayatı da alır. Ve ma lekum. Siz sahip değilsiniz neye? Min dunillahi min veli. وَلَا نَصِيرٌ Siz Allah'la kendi aranızda hiçbir veliye ve hiçbir yardımcıya sahip değilsiniz. Burası çok önemli bir şey. Çünkü aslında bu da çok önemli bir şey. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ilkesinin bir gereğidir bu aslında. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aitse Allah'la bizim aramızda herhangi bir aracı, herhangi bir yardımcı olmaması gerekir ki göklerin ve yerin mülkü Allah'ın olsun. Çünkü o aracının sahibi de Allah. Bu aracı edinilen kimseler Allah'tan bağımsız kişiler mi ki Allah'la bizim aramızda aracılık etsinler? Bir de dikkat ettiysen ayette Allah şöyle buyuruyor. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍ وَلَا نَصِيرٍ Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur diyor. Veliniz Allah'tır demiyor. Başkası yoktur diyor. Buradaki vurgu yokturun üzerine. Bir de min dunillah ne anlam ifade ediyor ayet-i kerimede? Min dunihi bir şeyin aşağısından demek. Yani Allahu Teala'nın aşağısından bir veli. Yani zaten şu vardır. Allah ile kendi aralarında şefaatçi edinenler, yani aracı edinenler bunun kendilerinden üstün olduğuna inanırlar. Ama Allah'tan da düşük olduklarına inanırlar. Yani tam bir arada kalan bir mesafededirler. Yani dolayısıyla burada da Allahu Teala'nın bu ifadeyi kullanması çok önemli. Allah'ın aşağısında, yani Allah ile sizin aranızda herhangi bir veli yoktur. Aynen. Allah nasip ederse bu aracılık, veli edinme konusu, velinin tanımı, işte Allah'la insanlar arasında veli edinmeler falan bunlara geniş tahliller getiren programlar yapacağız. Şimdi Allah-u Teala'yı tanıdık, Kur'an-ı Kerim'den gördük. Tabii burada izleyicilerimizden ricamız lütfen başkalarına bağımlı kalarak başkalarının anlattığı kadarıyla yetinmeyin. Allah-u Teala'nın asıl istediği, siz Kur'an-ı Kerim'i açacaksınız, Allah'la bizzat kendiniz konuşacaksınız, onun kim olduğunu bizzat ondan dinleyeceksiniz. Ancak böyle Allah'ı tanıyabilirsiniz. Yoksa burada bizim anlattığımız kadarıyla iktifa edersiniz ki bu doğru değil. Biz burada kıyamet kopana kadar bunu anlatsak, hiçbir dilin yetmeyeceği, hiçbir zihnin kolay kolay künhüne vakıf olamayacağı, hiç vakıf olamayacağı bir konudan bahsediyoruz. Evet. Allah'tan bahsediyoruz. Yani bu birkaç saatlik programa sığan bir şey değil. Ama Yüce Allah bize imtihan olarak kendisinden lazım olan bilgileri vermiştir. Onları elde edebiliriz. Yüce Allah'ı tanıdık, Allah-u Teala'ya itaat etmenin gerekli olduğunu gördük. İşte Allah böyle bir Allah. Bizden itaat isteyen Allah böyle bir Allah. Bizim de sahibimiz, sahip olduklarımızın da sahibi. Kur'an-ı Kerim'deki diğer ayetler dikkate alındığında ve bu ayetlerde dikkate alındığında Allah'a itaat etmenin lüzumu, Allah'ın bir ve tek ilah olmasının bizim için ifade ettiği anlam nedir? Ben bunu derledim. İnşallah istifadenize sunacağım. Çok da faydalanacağınızı düşünüyorum. Şimdi her şeyden önce biz la ilahe illallah deriz. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu bir formülasyondur. Bir şeyi formüle hale getiriyoruz biz burada. Neyi? Her şeyden önce la ilahe illallah Allah vardır demek değildir. Ona denk aynı özellikleri taşıyan ve onun sıfatları üzerinde bulunduran hiçbir varlık yoktur anlamını da içermektedir. Bizleri Müslüman yapan Allah'ın var olduğuna inanmamız, ona ibadet etmemiz değildir. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah olmadığını kabul etmemizdir.
Yani Müslüman Allah'a teslim olan değil. Allah'tan başkasına teslim olmayandır. Bu önemli. Yine tevhid sayısal anlamda Allah'ın bir olduğundan bahsetmek demek değildir. Zaten hiç kimse iki Allah var demez ki. Bu zaten tartışmasız bir hakikat. Tevhid inancı Allah'ın hiçbir sıfatında eşinin benzerinin olmadığını, kendisindeki özelliklerin hiçbir yaratıkta bulunmadığını, tek egemen güç olduğunu kabul etmektir. Hiç kimse 3-5 Allah vardır demez. Şirk tek olan Allah'a benzer niteliklere sahip başka kişilerin de varlığını iddia etmektir. Yani müşriği müşrik yapan putuna Allah'tır demesi değil, bir takım özellikleri vermesi. Şirk budur, ortaklık üretmesi budur yani. Yüce Allah'ın ölçülerini, emir ve yasaklarını görmezden gelmek ve karşı tavır almak, onun otoritesini reddetmektir ve tevhidi ortadan kaldıran bir durumdur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah tektir, tek büyük Allah'tır dediğimizde şunları anlamalıyız. Allah'ın eşi, benzeri, ortağı, yardımcısı bir dengi yoktur. Kullarıyla arasında aracı yoktur. Herkes ona ulaşır, isteyen herkesi de kendisine ulaştırır. O hiçbir şeye benzemez ve hiçbir şey de ona benzemez. Onu tanımlayacak, örnekleyecek hiçbir kimse yoktur, hiçbir güç yoktur. O kendisine nasıl anlattıysa öyledir. Allah'tan başka yaratıcı ve evrenin yöneticisi yoktur. Kainatın tasarrufu sadece onun elindedir. Dikkat ediniz, Allah'ın elindedir değil, sadece onun elindedir. Allah-u Teala buna çok vurgu yapar. Yani Allah'a bir şekilde inanmanız yeterli değil. Onun sıfatları ondan başka hiç kimse de yoktur. Bunu kabullenmek gerekir. Doğa olaylarının oluşumunu, gelişimini sadece o düzenler her an müdahale eder. Duaları kabul eden, canlıları düştükleri zor durumdan kurtaran ve olağanüstü yollarla yardım gönderip imdatlara yetişen sadece Allah'tır. Varlıkların en gizli hallerini, gönüllerde saklı bulunan her düşünceyi ve içimizde bulunan bütün duyguları eksiksiz bilir. Cezalandırma ve mükafatlandırma sadece ondan gelir. Onun olmasını emrettiği her şey olur, onun olmasını engellediği hiçbir şey olmaz. İşte bu yüzden biz namaz kılarken Maliki yevmi din deriz, din gününün maliki sensin deriz. Buna dikkat etmek lazım. Allah bizim sahibimizdir. Hatta bütün sahip olduklarımızın asıl sahibi de yine O'dur. İbadetleri tek hak eden O'dur. Din sadece O'nundur. Yani itikadi esaslarımızı, tüm hayatımıza yön veren emir ve yasakları, haram ve mübah sınırlarını sadece Allah belirler. Yani bu zaten göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir ifadesinin gereği değil mi? Evet. Madem her şeyin sahibi Allah, o zaman varlık alemini değerlendirmeler yapacak olan da yine O'dur. Şu haramdır, bu helaldir diye şeriat belirleyen, kanun, kural belirleyen de yine Allah olmalıdır. Nasıl ki benim evimin sahibi bensem ve o televizyon, o çekyat, o masa benim istediğim yerde duruyorsa, o zaman bu kainatın sahibi de Allah'sa, onu yarattıkları da onun istediği yerde durmalıdır. Bu önemli. Kaynağını Kur'an'dan alan bu din anlayışına, dini Allah'a halis kılmak denilir. Bir dini olanlar kurtulmayacaklar. Allah'ın dinine iman edenler kurtulacaklar. Onun tek söz sahibi, ortağı olmayan otorite kabul etmek tevhiddir. Bu bir Müslümanın asla vazgeçemeyeceği bir şeydir. Ondan başka şefaatçimiz, kurtarıcımız, Rabbimiz, ilahımız, melikimiz, koruyucumuz, rızkımızı veren, korktuğumuz, velimiz, vekilimiz, yol göstericimiz, sığınağımız, aydınlık kaynağımız ve medet umduğumuz hiç kimse yoktur. Hiçbir Müslüman bu özellikleri Allah'tan başkasında arayamaz. Ararsa zaten Müslüman değildir. O Allah'tan başkasına teslim olmuş kimsedir ve Allah'tan başkasına teslim olanlar da her kime teslim olmuşlarsa mükafatlarını ahiretten o kimseden beklesinler. Yaşantımızı düzenleyen emir ve yasakları yalnız O koyar. Sorgulanamayan ve ilkeli hareket eden Yüce Allah'ın hükümleri her şeyin üzerindedir. Allah bir şey bu böyledir demişse bir Müslüman için konu tartışmaya kapanmıştır. Bu noktada Ahzab suresinin 36. ayetine bakınız. Onun kanunlarını ve ilkelerini kabullenmeyen ya da başkalarında da onun gibi sorgulanmaz yetenekler, özellikler gören, başkalarının emir ve yasaklarında sorgulanmaz kabul eden asla Müslüman olamaz. Her zaman en yüce olan O'dur. Her zaman doğruyu söyler, her şeyi bilir, her şeyi görür, gaybı yalnız O bilir, hayat veren de O'dur, hayattan alan da ve diriltecek olan da yine O'dur. Tüm varlıklar O'na muhtaçtır. O hiç kimseye muhtaç değildir, varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Tüm canlı ve cansız her şey varlığını O'nun koyduğu tabiat yasalarına göre sürdürür ve sonlandırır. Bütün varlıkları şekillendiren, ölçülendiren ve varlık amacını belirleyen O'dur. Allah-u Teala Taha suresinde buyuruyor ki, Firavun dedi ki, senin Rabbin de kim?
Musa aleyhisselam şöyle cevap verdi. Kulle şeyin halkahu thumme hede. Her şeyi yaratıp şekillendiren ve gideceği istikameti gösterendir. Merhamet edenlerin en merhametlisi Allah'tır. İnsana her şeyden daha yakındır ve tek dostudur. Güvenilmeyi, sonsuz sevilmeyi, ilgi gösterilmeyi, özlenmeyi, kendisi uğrunda yaşanmayı ve ölünmeyi herkesten fazla hak eden sadece ve sadece Allah'tır. Biz Allah için varız, Allah için yaşarız, Allah için hareket eder, Allah için ölürüz. Bir günde inşallah onun rızasına ulaşmış bir şekilde onun huzuruna çıkarız. Tek kutsal övgüyü ve teşekkürü hak eden tek kaynak Allah'tır. Din gününün sahibi O'dur. Hiç kimseyi hiçbir sıfatına ortak etmez. Göklerde ve yerde, dünyada ve ahirette iktidarda olan tek egemen güç Allah'tır. Dünyada ve ahirette yargılamayı sadece O yapar. Hiçbir kimse O'nun verdiği kararı bozamaz, değiştiremez, değiştirilmesi için etki edemez. İşte bu yüzden şefaatçi yoktur diyor. Yani Allah bir karar verecek de verdiği kararda yanıldığı bir nokta mı var ki bir başkası düzeltmeye çalışsın? Ya Rabbi evet. Bu adama kurtar, cennetine sok, sen bilmezsin falan mı diyeceksin Allah'a? Yani yaratan yarattığını bilmez mi diyorum Mülk Suresi'nin 13. ayetinde. La ilahe illallah derken aslında yukarıda dile getirdiğimiz ilkeleri kastederiz. Biz bütün bu anlattıklarımızı, okuduklarımızı la ilahe illallah diyerek formüle etmiş oluruz. Bu içeriğe uygun bir şekilde kelime-i tevhidi söylemeyen Müslümanların safında değildir. Peki Allah'ımız böyleyse, Yüce Rabbimiz böyleyse, bizden ne istemektedir? Bize kendisini tanıttıktan sonra, Kur'an'dan onu tanıdıktan sonra ona karşı tavrımız ne olmalıdır? Yüce Allah-u Teala Nur Suresinin 47. ayetinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ Allah'a ve Peygamberine inandık, itaat ettik diyorlar. Sonra da içlerinden bir grup yüz çeviriyor. Bunlar iman etmiş değillerdir. Yani Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına iman ettik, sözlü olarak kabul ettim deyip de pratiğinde Kur'an-ı Kerim'i dışlayanlar için Allah buyuruyor ki وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ Bunlar mümin değillerdir. Eğer mümin değillerse o zaman ahirette müminlere vaat edilen güzelliklerden de mahrum kalırlar. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Peygamberine, elçisine davet edildikleri zaman içlerinden bir grup yüz çevirir. Ama eğer hak kendi lehlerine ise ona boyun eğip gelirler. Yani kendi lehine olan bazı insanlar Kur'an'ın bazı hükümleri kendi lehine, kendini destekledikleri zaman hemen koşuşturduklarını görürsün. Ama Kur'an bir bütündür. İster kabul et, ister kabul etme değil ki. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarının arasında seçicilik yapıp şu güzel, bu güzel değil diye Allah korusun böyle bir ayrım yaparsak münafık olmuş olur. Kalplerinde bir hastalık mı var yoksa şüphe içinde midirler? Yahut Allah ve Resulü'nün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğini mi zannediyorlar? Böyle bir korku mu taşıyorlar? Hayır, asıl zalimler kendileridir. Yani Allah'ın adaletine güvenmeyen kimse bizzatihi kendisi zalimdir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözleri ancak semi'na ve ata'na, işittik ve itaat ettik. Ne duyduysak kabul ettik. Bu tıpkı boş bir kağıdın altına imza atıp sen doldur, ben her şeyi kabul ettim. Bu şekilde olmalıdır. İşte asıl kurtuluşa erenler bunlardır. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve ondan sakınırsa işte asıl mutluluğa erenler bu kimselerdir. Hakikaten kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka çıkacaklarını, yani savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminler ile yemin ettiler. De ki, yemin etmeyin, itaatiniz malumdur. Bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Münafıklarını yemin edip sürekli sözlerinden dönmeleri, de ki diyor, itaatiniz malumdur. Yani sizin kim olduğunuzu biz biliyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki, de ki Allah yaptıklarınızın tamamından haberdardır. Son olarak şu 54. ayette bitirelim. De ki Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, Resul'e, Resul'ün sorumluluğu kendisine yüklenen, sizin sorumluluğunuz da size yüklenendir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulmuş olursunuz. Resul'e düşen apaçık tebliğdir. Bu ayetlerden anladığımız kadarıyla Cenab-ı Allah'a kayıtsız, şartsız, tartışmasız, tereddütsüz itaat etmek gerekmektedir. Yoksa iman dairesinin dışına çıkarız.
Yine Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresinin 44, 45 ve 47. ayetlerinde Estağfirullah فَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ buyurmaktadır. Allah-u Teala'nın hükümlerini kabul etmeyenler kafirdir, zalimdir, fasıktır diye Allah-u Teala tarafından bize beyan etmektedir, beyan edilmektedir. Allah böyle bir duruma düşmekten bizleri muhafaza etsin. Peki Vedat, burada Kur'an ayetlerini inceledik. Kayıtsız, şartsız, tek egemen gücün Allah olduğunu gördük. Peki ulul emr, yöneticiler, mümin yöneticiler, bunların sınırı nedir, itaat sınırı? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de genel olan terkip Allah'a ve Resul'e itaat edindir. Hı hı. Ancak bir ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyuhallezine amenu, ey iman edenler, ati'ullâhe, Allah'a itaat edin ve ati'urrasûle, Resul'e itaat edin. Çünkü Allah'a itaat ettiğini söylersin ama Resul'ün tebliğ ettiği ayetleri uygulamadan bu itaatin hiçbir anlamı olmaz. Dolayısıyla sadece Allah'a itaat ettim demenin bir anlamı yoktur. Resul'ün sana tebliğ ettiği ayetleri de uygulayacaksın. Burada Allah'a ve Resul'e itaat etmenin anlamı budur. Ama devamında diyor ki ve ulul emri minkum. Sizin içinizden olan o yetki sahibi olan kişilere de itaat edin. Yani içimizden. Tabii ki yani insanlar bir topluluk oluşturduğu zaman içlerinden yetki sahibi bir kişi seçerler. Bu içtimai her alanda böyledir. Yani bir okulun da bir müdürü vardır, bir vakfın da bir müdürü vardır değil mi? Yani mutlaka yetki sahibi bir kişi vardır. Yoksa orada ne olur? Bir kaos ortaya çıkar. Kargaşa ortaya çıkar. Yani orada bir düzensizlik olur. Fakat şimdi Allah'a ve Resul'e itaatin ardından bunu söylemiş olması, burada yetki sahibi olan kişi itaatin tıpkı Allah'a ve Resul'e itaat gibi mi olması anlamına geliyor. Bizim geleneğimizde bu ayet burada kesilir. Yani devamı okunmaz. Ve bu ayet üzerinden efendim işte ulul emre tıpkı Allah'a, tıpkı Resul'e itaat eder gibi itaat etmemiz gerektiği sonucu çıkartılır. Nasıl ki Allah'a itaat ediyorsun, ona da itaat edeceksin. Ve tarikatlerde mesela şeyhine itaat edeceksindir. Çünkü bu ayeti delil gösteriyor. Oysa devamında ne diyor? فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ Eğer siz bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz. Neden? Şimdi Allah'la ve Resul'le anlaşmazlık olması mümkün mü? Değil. Ya Resulallah ben bu ayeti beğenmedim deme imkanım var mı? Bir Müslümanın demez. Resul'ün tebliğ ettiği bir ayeti beğenmeme şansın yok. Allah-u Teala'ya itaat etmiyorum deme şansın var mı? O da yok. Demek ki buradaki tenazaktan kasıt yetki sahibi olan kişi. Yetki sahibi olan kişiyle bir anlaşmazlığa düştünüz bir konuda. Herhangi bir konu. Her şey olabilir. فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِ Onu Allah'a ve Resul'e döndürün. Yani döndürün. Tamam, bu konuda anlaşmazlığa mı düştük? Bakalım Kur'an bu konuda ne söylüyor? Açacaksınız, bakacaksınız. Kur'an bu konuda ne söylüyor? Bakın yani mutlak bir itaat kesinlikle yok. Anlaşmazlık her zaman olabilir. Allah-u Teala anlaşmazlığa izin veriyor. Bu anlaşmazlığın da Kur'an hakemliğinde çözülmesi gerektiğini söylüyor. Tıpkı Allah Resulü ne diyor Enam 114'te? Efe gayrallahi ebtagî hakemen. Ben Allah'tan başka hakem mi arayacağım? Bizim de bu gibi durumlarda aynı şeyi söylememiz lazım. Biz Allah'tan başka hakem mi arayacağız diyerek Allah'ın hakemliğine gelmemiz lazım. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil hayr. Ahir. Yani eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bunu yaparsınız. Zalike hayrun. Bu daha hayırlıdır. Ve ahsenu te'vile. Tevil bakımından da bu en güzelidir. Yani görüldüğü gibi yöneticilere itaatle alakalı bu ayet ki bu dediğimiz gibi bu yetki sahibi olan kişi her alanda yetki sahibi olabilir. Mutlak bir itaat asla söz konusu değil. Burada Allah ve Resulünden sonra bu kişinin zikrediliyor olması ona itaatin Allah'a ve Resul'e itaat gibi olması anlamına gelmiyor. Burada o kişi yanlış bir emir verebilir, yanlış bir şey söyleyebilir. Bu durumda da o kişinin, o kişiye diyeceğiz ki gel aramızda Allah hakem olsun. Onun işini Allah'a ve Resul'üne böylece döndürmüş olacağız. Şimdi Vedat, bu ayet-i kerimede tam bu noktada vurgu yapmamız gereken bir nokta var. Ayet-i kerimede buyuruyor ki, اَتِيُوا اللّٰهَ وَاَتِيُوا الرَّسُولَ وَاُلُّ الْاَمْرِ مِنْكُمْ Üçüncü kez itaat edin kelimesi tekrarlanmıyor. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, içinizden yöneticilere de. Yöneticilere itaat, yönetici
Allah ve Resulüne itaat ettiği oranda gerçekleşir. Bir Müslüman için mümkün olabilir. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın şahsına itaatle alakalı Kur'an-ı Kerim'de ne var Vedat? Yani mesela her ne derse desin kabul etmek zorunda mı? Şunu bilmemiz lazım. Muhammed Aleyhisselam hayat içerisinde belli vasıflara sahip. Yani belli zamanlarda belli vasıflarıyla hareket ediyor. Bu vasıfların içerisinde Resul vasfı var. Bu vasıfların içerisinde Nebi vasfı var. Bu vasıfların içerisinde koca olma vasfı var. Evet. Bu vasıfların içerisinde komutan olma vasfı var. Bu vasıfların içerisinde işte ulul emir yani devlet başkanı olma vasfı var. Pek çok vasıf var. Dolayısıyla burada Muhammed Aleyhisselam'ın sadece tek bir vasfı varmış gibi yani Resul vasfı üzerinden değerlendirip şöyle düşünüyoruz. Yani onun söylediği her şey mutlak itaat kapsamındadır diye düşünüyoruz. Oysa ki Muhammed Aleyhisselam pek çok söylediği emir ulul emir mesela vasfı altındadır. Resul vasfı altında değildir. Ne zaman Resul olur? Maide suresi 99'da söylediği gibi وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاءُ. Ne zamanki tebliğ yapıyordur, yani ona bir ayet gelmiştir, o ayeti tebliğ yapıyordur, o anda Resul vasfı altındadır. O anda hiç kimsenin ona itaatsizlik etme gibi bir opsiyonu yoktur. O anda o kişi kafir olur. Yani Muhammed Aleyhisselam bir ayeti tebliğ ettiği anda ya ben bu ayet benim hoşuma gitmedi, ben bunu kabul etmiyorum dediğiniz anda siz Resul'e itaatsizlik etmiş oluyorsunuz ve siz o anda kafir oluyorsunuz. Evet, İslam dininin dışında kalır bu kimse. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Allah ve Resul'ü terkibi çok yan yana gelir. Allah ve Resul'ü bir şeyi haram kıldığında veya Allah Resul'ü bir şeyi emrettiğinde, Allah veya Resul değil bakın. Bazen tek Resul de gelir. Onun önemi yok. Çünkü Resul'ün görevi tebliğ olduğu için Allah'tan geleni tebliğ eder. Mesela Yunus suresinin Tevbe suresinin başında ne diyor? Beraetun minallahi ve rasuli. Bu sure, bu inen ayetler Allah'tan ve Resulünden bir bildiridir. Şimdi Allah ve Resulü oturdular ortaklaşa bu sureyi mi yazdılar? Hayır. Acaba gel ne yazalım diye birbirleriyle tartıştılar mı? Yok. Ama Allah'tan ve Resulünden geliyor bu sure diyor. Neden? Çünkü bu surenin ayetlerini Allah Resulüne indiriyor. Resul de size tebliğ ettiği için yine Allah ve Resulü terkibi altında geliyor. Ve buradan da anlıyoruz ki Allah ve Resul denildiği zaman aklımıza Allah'ın ayetleri tabii, gelmeli. Tabii yani çünkü Allah ayetleri indiren, Resul de ayetleri tebliğ eden. Yani ortada ayetlerden başka bir şey yok Allah ve Resulü terkibi içerisinde. Evet. Üçüncü bir şey yok. Ama mesela Nebi sıfatı altında olduğu zaman yani ayetleri tebliğ etme görevinin dışında Allah Resulü hayatı boyunca Nebi vasfına sahiptir. Nebi vasfı altında bir şeyler yaptığı zaman burada beşeriyetinden ileri gelen bazı kusurlar olabiliyor. Dolayısıyla Allah-u Teala Mümtehine suresinin 12. ayetinde hicret eden mümin kadınları Allah-u Teala'nın denemesini Allah Resulü'nün denemesini söylüyor ve onlarla ilgili diyor ki o gelen o mümin kadınlar ya eyyuhen nebi diye başlıyor o ayet-i kerim. Orası çok önemli. Ya eyyuhen nebi. Bak ya eyyuhen resul demiyor. Ey nebi. O mümin kadınlar geldiğinde devamında diyor ki وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي maruf. Onlar sana maruf konusunda isyan etmesinler. Maruf konusunda isyan etmesinler. Çünkü itaat Allah ve Resulü dışındaki vasıflarda yani Allah ve Resulü dışındaki kişiler için itaat yalnızca maruf için geçerlidir. Burada İntenazatun fi şey diyor ya, o da işte maruf dışında bir konu olabilir. Mesela orada ulul emir olan kişi maruf dışında bir şey emretmiş olabilir. Orada işte itaatsizlik olur. Mesela Peygamber Efendimiz orduyu şuraya yerleştiriyor. Sahabe gelip diyor ki bunu neden yaptın ey Allah'ın Resulü? Vahiy mi kendin mi düşünüyorsun? Savaş taktiği diyor Peygamber Efendimiz. Yani Resul vasfıyla mı bunu yaptın, Nebi vasfıyla onu mı bunu yaptın? Orada. Soruyorlar. Onu soruyor. Resulullah diyor ki hayır diyor kendi kanaatim. O zaman diyor bu yanlış. Şimdi Vedat, Resul'e isyan etmek, asi olmak nötr bir kavramdır. Kime isyan ettiğine göre değişir. Mesela bazı isyanlar haklıdır. Yani zulme uğrayan insan isyan eder. Falan halk zulme uğradığı için isyan etti deriz. Bir de rahatlıktan ötürü azgınlaşıp isyan edenler vardır. Kur'an-ı Kerim'de bunlara çeşitli kavimlere örnek gösteriliyor. Şimdi burada Resul'e isyan, Nebi Aleyhisselam'a isyan etmek, yani emrini kabul etmemek, eğer diyor maruf aykırıysa bu mümkün. Yani bu önemli. Allah o şartı koşuyor, biz koşmuyoruz. Yani maruf konusunda sana isyan etmesinler. Ama Resul olunca ne diyor? Burada Nebi'ydi, Resul olunca ne diyor? وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ لَهُ الْنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اَبَدًا Resul'e ve Allah'a kim isyan ederse o kesin cehennemdedir. Evet. Bak orada fi maruf yok artık. Aynen. Bu çok önemli bir şey. Yani maalesef bizim geleneğimizde
Resulmüş, Nebiymiş, yani Allah-u Teala orada hangi kelimeyi kullanmış hiç umurlarında olmamış. Gerçekten hiç umurlarında olmamış. Orada Resul ile gördüğü yere aynı şeyi söylemiş, Nebi de gördüğü yere aynı şeyi söylemiş. Tam bir böyle karmaşa, bulanıklık yani anlam karmaşası meydana gelmiş. Madem ki peygambere mutlak her ne derse desin itaat gerekli, o zaman altına uydur bir yığın hadisi, peygambere itaat adı altında olmadık şeyleri İslam'a yama. Buna dönüşmüş iş. Aynen öyle oluyor yani. Maalesef. Şimdi Allah'a itaat, Allah'ın kim olduğunu ve neden itaat etmemiz gerektiğini, Resulullah Aleyhisselam'ın kısaca neden itaat etmemiz gerektiğini ve nerelerde ona itiraz edebileceğimizi gördük. Emir sahibi olan müminlerin de, yani yönetim erkini elinde tutan, gücünü elinde tutan müminlerin de şayet Kur'an-ı Kerim'e ve Resulullah'ın yaşantısına, Kur'an yaşantısına uygun hareket ettiği sürece, uygun hareket ediyorsa itaat etmemiz gerektiğini gördük. Şimdi bir de Allah-u Teala'nın bize itaati yasakladığı kimseler var. Bunlardan uzak duracaksınız dediği kimseler var. Şimdi onları da kısa bir derleme yaptım Kur'an-ı Kerim ayetlerinden. Tabii tekrar söylüyorum, ısrarla söylüyorum. Lütfen izleyicilerimiz kendileri bu anlattığımız konuları Kur'an-ı Kerim'den araştırsınlar. Lütfen burada yapmış olduğumuz alıntıları falan kaynaklarından kendileri inmeye çalışsınlar ki zihinleri bulanık kalmasın. Allah-u Teala Kalem Suresinin 7 ve 14. ayetler arasında şöyle buyurur. Doğrusu Rabbin yolundan sapanı da en iyi bilendir, hidayette ereni de en iyi bilen yine O'dur. O halde yalancılara itaat etme. Onlar istediler ki sen yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar. Yani sen dininden taviz ver, birkaç şeyi söylemeyi ver, bazı ayetlerde bazı konuları anlatma. İşte sen bizim yanlışımızı görme, biz de senin bu yanlışını görmeyelim falan. Bu şekilde herkesle anlaşabilirsiniz de Allah'la anlaşamazsınız. Herkesle arası iyi olan kaliteli bir münafıktır. Herkesle arası iyi olan kaliteli bir münafıktır. Sıradan bir münafık değildir. Yani bir insanın aynı anda Allah'ı ve şeytanı razı etmesi düşünülemez. O işten Allah razı değildir. Şunların hiçbirine boyun eğme, yemin edip duran aşağılık, her şeyi Allah'ın adıyla yemin eden, doğru yalan ayırt etmeksizin yemin eden kimse. Çünkü bir gün senin aleyhine de yemin eder bu adam. Daima kuzur arayıp kınayan, laf götürüp getiren, dikkat ediyor musun Vedat? Bu saydıkları bir toplumun çökmesinde dinamit etkisi yapan hadiseler. Başrolü oynayanlar. Evet. Allah-u Teala bunlara itaat etmeyin, rahat edin diyor. Hayra engel olan, saldırgan, her günahkar. Yani mütecaviz, sınır tanımayan, insanları günaha davet eden ama hayra davet etmeyen, bırak davet etmeyi engelleyen, kaba ve haşin, sonra da kötülük damgalı. Adam kötü karakter sahibi ise buna itaat etme. Çünkü yani sana da aynı karakteri bulaştıracak. Mal ve oğulları var diye böyle davranıyor. Kendini kibirli, müstekbir, insanların üzerinde gören bu tiplere itaat etmeyin diyor Allah-u Teala. Bunlara itaat etmek yasakken hiç Allah ve Resulü'nün sınırlarını tanımayan bir insanı, yani mümkün müdür bir Müslüman bunları doğru yolda kabul etsin de peşinden gitsin? Bu çok önemli. Evet. Zaten Allah-u Teala konuyu burada bırakmıyor. Peki biz bunlara itaat ettik diyelim. Zalim yöneticilere itaat ettik diyelim. Sonumuz ne olur? Bakın ne oluyor. Allah Azimuşşan Sad suresinde şöyle buyuruyor. 59, 60 ve 61. ayetler. İşte bunlar da sizin peşinize düşenlerdir. Cehennemliklerin birbirine konuşuyor Allah-u Teala. Birbirlerine hitap ediyor. Onlara merhaba yok. Çünkü onlar cehenneme salınıyorlar. Arkalarından gelenler öncekilere derler ki hayır. Asıl size merhaba yok. Çünkü cehennemi bize siz takdim ettiniz. Bakın ne kötü yatak. Sonra bu kimseler şöyle diyorlar. Ey Rabbimiz bize bunu takdim edenin ateşteki azabını kat kat arttır derler. Cehenneme gidenler iki grup. İtaat edilenler, itaat edenler. İtaat edenler bizi bunlar saptırdığı için Allah'ın bunların azaplarını kat kat arttır diyorlar. Fussilet suresinin 27, 28 ve 29. ayetlerinde bu konu bir daha işleniyor. Mutlaka inkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve onlara yaptıkları amellerin en kötüsünün cezasını vereceğiz. İşte Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinin cezası olarak onlar için orada ebedi kalacakları cehennem yurdu vardır. İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar diyeceklerdir. Yani bir yalanla, hurafeyle insanları kandıranlar ve peşlerinden gidenlerin sonu
birbirlerine öfke dolu bakışlar, öfke dolu tartışmalar, hırçın saldırgan tavırlar olacaktır. Hani adama vaat ediyorsun, seni ahirette bilmem kim kurtaracak. İşte bırak Allah'ın hükümlerini, gel buna uy, bilmem ne. İşte en doğrusu budur. En doğrusu şudur, şöyle olmalıdır. Bu adamlar ahirette birbirlerine düşecekler ve sonları çok kötü olacak. Ve son olarak Ahzab suresinin 64 ve 68. ayetlerinde Allah-u Teala bize şu ibret dolu uyarıları yapar. Şurası muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Neden? Neden? Onlar orada ebedi kalırlar, ne bir dost bulabilirler, ne de bir yardımcı. Hani dünyada organize ortak hareket ediyordunuz? Hani senin getirmiş olduğun hükümler, emir ve yasaklar daha iyiydi, bunlar toplumu daha ilerletirdi, daha rahat olurdu. Hani seni şeyhin kurtaracaktı? Allah-u Teala buyuruyor ki bunlar yapayalnız kalacaklar. O gün yüzleri ateş içerisinde çevrilirken, ah keşke Allah'a itaat etseydik, Resul'e itaat etseydik derler. Yine derler ki, ey Rabbimiz, biz beylerimize, efendilerimize, büyüklerimize itaat ettik, bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanetle, lanetle. İşte kainatın efendisi Allah, körü körüne itaat edenlerin, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını dışladıkları halde, görmezden geldikleri halde, kurtarıcılık iddia edenlerin, kanun koyuculuk iddia edenlerin, peşine takılıp gidenlerin ahiretteki sonlarını bize böyle anlatıyor. Peki Vedat, burada Allah'a kulluk etmeye değinmemiz lazım. Allah'a kul olmak denilince bir mümin ne anlamalıdır? Yani bu itaat aynı zamanda kulluktur. Peki bu kulluk nasıl meydana gelir, nasıl gerçekleşir? Allah-u Teala Zariyat suresinin 56. ayetinde şöyle buyuruyor. Şunu okuyalım öncelikle. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yani onların ancak bana kulluk etmeleri için ben insanları ve cinleri yarattım. Şimdi burada kulluk çok önemli bir ibare. Yani insanları ve cinleri Allah-u Teala yaratmasındaki amacı söylüyor. Diyor ki yalnızca bana kulluk etsinler. Benim dışındaki başka şeylere kulluk etmesinler. Neden yalnızca Allah'a kulluk ediyoruz? Birincisi zaten yaratan Allah. Yarattığı gibi sahip olduğumuz her şeyi veren Allah. Sahip olduğu her şeyi verdiği gibi hesaba çekecek olan Allah. Hesaba çektikten sonra cennete veya cehenneme sokacak olan da Allah. Dolayısıyla bütün bu aşamalarda Allah söz sahibi olduğu için Allah'tan başka herhangi birisine bizim kulluk etmemizi Allah kesin olarak yasaklıyor. Kulluk da nedir? Kulluk da işte itaattir. Yani kulluğun ne demek olduğunu çok iyi anlamamız lazım. Kayıtsız şartsız itaattir kulluk. Teslimiyet yani. Kayıtsız şartsız yani herhangi bir alışveriş, pazarlık olmaksızın Allah-u Teala'ya teslim olmak, Allah-u Teala'nın emirlerine ve yasaklarına hiç itiraz etmeden boyun eğmektir. Az evvel okuduğumuz ayetlerde gördüğün gibi şey dedik, yani Allah ve Resul'e itaat etmekten bahsediyordum. Oradaki Resul'ün de ayetleri tebliğ eden kişi olma vasfı olduğunu söyledik. Yani biz Resul'e itaat ederken aslında Resul'ün tebliğ etmiş olduğu ayetlere itaat ediyoruz. Yani Allah'a itaat etmiş oluyoruz yine. Çünkü ayetleri indiren Allah Resul'e, tebliğ eden de Resul. Ama mesela Nebi söz konusu olduğu zaman Allah-u Teala şöyle bir şey söylüyor. Ali İmran suresinde. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ Hiçbir beşere yakışmaz. Ne yakışmaz hiçbir beşere? En yu'tiyehullahu الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Hukme. Yani Allah-u Teala ona kitap ve hikmet vermiş olan وَالنُّبُوَ وَنُبُوَّت vermiş olan hiçbir insana, hiçbir beşere yakışmaz. Ne yakışmaz? ثُمَّ يَكُولُ Diyecek ki sonra linnâsi insanlara كُونُ عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah ile kendi aranızda benim kullarım olun. Hani hiçbir beşer, nübüvvet gelmiş kendisine, bakın nübüvvet gelmiş. Burada nebi kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Nübüvvet gelmiş olan, kitap gelmiş olan, hikmet gelmiş olan hiçbir beşer kalkıp da insanlara Allah ile kendi aranızda bana da kul olun. Benim itaatim altına girin. Kayıtsız şartsız bana itaat edeceksiniz. Aklınızdan, kalbinizden bana isyan geçmeyecek. Ben ne diyorsam o.
diyemez hiçbir beşer. Nebi bile olsa, nübüvvet vasfı altında bunu diyemez. Ne zaman bunu diyebilir? Resul vasfı altındayken, ben size ayetleri tebliğ ettim, bu ayetlere itaat edin diyebilir. Sadece Resul vasfı altındayken. Onlar ne derler peki sadece? Onlar sadece şunu söylerler. وَلَاكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ derler ki Rabbani olun. Yani ne demek? Bu dini yaşayacaksanız, bu hayatı yaşayacaksınız, yalnızca merkezinizde Rab olsun, Allah olsun. Yalnızca Rabb'e bağlanın. Yalnızca Allah'a bağlanın. Allah dışında başkası, başka varlıkları unutun. Rab merkezli olun. Yalnızca Rab. Kun Rabbaniyyun. Neden peki? Bima kuntum tuallimunel kitab. Çünkü siz kitabı öğreniyorsunuz, kitabı okuyorsunuz. Kitabı insanlara öğretiyorsunuz. Ve bima kuntum tedrusunuz. Ve siz o kitaptan ders yapıyorsunuz. Siz insanlara hem kitabı anlatıyorsunuz, kitabı öğretiyorsunuz. Hem de o kitaptan ders yapıyorsunuz. O halde Rabbin dışındaki her şeyi unutun. Yalnızca Rabb'e bağlanın. Yalnızca Rabb'e kul olun. Bak bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen Nebi. Yani bakın Nebi bile olsa bana gel kayıtsız şartsız itaatim altına gir diyemiyor. Allah-u Teala ne diyor bir başka ayette? Sana da maruf dışında isyan etmesinler diyor. Dolayısıyla kayıtsız şartsız itaat yalnızca Allah'adır, yalnızca Rabb'edir. Nebi bile olsa bir insan, bir beşere böyle bir itaat asla söz konusu değildir. Bunu çok iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Şimdi ayet-i kerimede buyuruyor yani bu okumuş olduğun ayette. O size hiç küfre emreder mi diye. Evet. Küfre emreder mi diyor bu ayet-i kerimenin içerisinde aynı zamanda. Öyle bir şey cümle daha. Bir sonraki ayette. Bir sonraki ayette mi diyor? Evet. Şimdi o zaman bir sonraki ayete geçmeden şunu söyleyeyim. Az önce ilk okumuş olduğun ayette Zariyat 56'da Estağfirullah ve mâ halaktul cinne vel insa illâ liyâbidûn ayetinde ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Allah-u Teala. Bu ayeti zihnimize şöyle anlamamız lazım. Ben insanları ve cinleri benden başkasına ibadet etmesinler diye yarattım. Tam vurgu budur aslında Kur'an-ı Kerim. Peki Allah'tan başkasına ibadet edersek ne olur? Şimdi evet bak burada gerçekten bir sonraki ayet de çok önemli. Burada hiçbir nevi gel benim kulum ol diyemez. Yani gel benim itaatimin altına gir. Bana gözün kapalı itaat et diyemez. Hiçbir nebi diyemez. وَلَا يَأْمُرُكُمْ Size emretmezler. Neye emretmezler? Nebiler. اَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابًا Melekleri ve nebileri efendiler edinmenizi, sahipler edinmenizi asla size o nebiler emretmezler. Ben senin efendin olacağım. Sen benim itaatimin altına gireceksin. Bunu asla hiçbir nebi bir insana bunu emretmez. Böyle bir şey asla söz konusu değildir. Devamında ne diyor? Erbaben eye'murukum bil kufr. Yani onlar size küfür emrederler mi hiç? Ba'de iz entum muslimun. Yani sizler Müslüman olduktan sonra onlar size hiç küfrü emrederler mi? Bakın bu küfürdür. Allah-u Teala bunu çok açık net bir şekilde söylüyor. Yani bir beşerin gelin benim ben sizin efendiniz olacağım. Siz de benim itaatimin altına gireceksiniz demesinin Allah-u Teala kesin bir küfür olduğunu açık bir şekilde söylüyor. Peki Vedat bizim geleneğimizde bu tür şeyler var mı? Şimdi bizim geleneğimizde bu tür şeyler var mı? Çok şimdi asıl mevzuya geliyoruz aslında yani. Geleneğimizde bu tür şeyler var. Bu ayetlere rağmen bu tür şeyler var. Nasıl var? Şimdi biraz da ondan bahsedelim. Neler var daha doğrusu? Şimdi bakın burada kaynakları da gösterelim ki belki izleyenlerimiz yararlanırlar. Mürşit ve Mürit Hukuku Semerkant yayınlarından çıkmış bir kitap. Mehmet Ildırar isminde bir şahıs yazmış. Bir mürşide bağlanmak başlıklı bölümde 192. sayfada şöyle söylüyor. Müridin kendisini şeyhe teslim etmesi, kendini Allah ve Resulüne teslim etmesi demektir. Şimdi az evvel biz Allah'a ve Resulüne teslim olmanın ne manaya geldiğini anladık. Ayetlere teslim olmakta değil mi? Çünkü Allah ayetindendir, Resulü de tebliğ edendir.
Bakın Nebi'ye teslim olmak diye bir şey asla yoktur. Resul'e teslim olmak vardır. Ama burada ne Nebi ne Resul hiçbir şey değil. Mürşide teslim oluyorsun. O, bu teslim olmak da Allah'a ve Resul'üne teslim olmaktır diyor. Çünkü şeyh olan kimse Resulullah'ın halifesidir. Resulullah'ın halifesi. Şimdi Resulullah'ın ne demek olduğunu herhalde bunlar tam olarak daha şey yapamamışlar. Anlayamamışlar. Resulullah Allah'ın elçisi demektir. Allah'tan ayetler alan kimseler demektir. Onun halifesi demek Allah'tan ayetler almaya devam eden kişi demektir. Onun yerine geçen kişi demektir. Resul ise Allah'ın halifesidir. Resul Allah'ın halifesi midir? Asla böyle bir söz konusu değil. Halife nedir? Bir kimsenin yerine geçen kişi demektir. Resul ne zaman Allah'ın yerine geçti? Bu mantıkla zaten şeyh de Allah'ın halifesi olmuş oluyor. Tabii zaten ona demeye getiriyor. Yeryüzündeki hiçbir beşer ister Resul olsun ister Nebi olsun Allah'ın halifesi değildir. Çünkü halife kelimesi haddi zatında bir kimsenin yerine geçen demektir. Allah'ın hiçbir şekilde halifesi yoktur. Çünkü Allah'ta hiçbir zaman tahtından inmeyecek ki halifesi olsun. Evet. Her zaman tahtında oturuyor. Yönetim işini birine devretmiyor ki. Tabii ki. Ve mesela Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratırken ben kendimi halife yaratacağım demiyor. Ben yeryüzüne bir halife yaratacağım. İnni ca'ilun fil ardı halife. Tabii. Bu ayetler de hep istismar edilen ayetler. Allah'ın söylediğini söylemediği şekilde insanlara böyle anlatıp tamam. İşte buraya kadar geliyor işte. Evet, buraya kadar geliyor. Şu halde şeyhin elini tutan Resulullah'ın elini tutmuş gibi olur. Allah'a teslim olmuş demektir. Şeyhine teslim olan Allah'a teslim olmuş demektir. Müritler şeyhlerini tutup tövbe biat ederler. Çünkü ashab da böyle yapmıştır. Şimdi o konuya da şimdi birazdan geleceğiz. Resulullah Efendimiz'e geçmiş hayatlarına tövbe ederek biat etmişlerdir. Böyle bir şey hiçbir zaman yok Allah Resulü'nün hayatında. O konuya geleceğiz. Mürşidin elini tutması sünneti Resulullah'tır. Bunu bilmeyen tasavvuftan nasipsizler, bu da nereden çıktı derler. Tasavvuftan nasipsizler. Meşayih mürşidi kamiller kavmi içinde enbiya gibidir. Senden bahsediyor orada. Yani nebi gibidirler onlar, peygamber gibidirler kavmin içerisinde. Ama bunu tasavvuftan nasibi olmayanlar anlayamazlar diyor. Müridin şeyhin elini alması manevi bir alışveriştir diyor. Manevi bir alışveriş. Şimdi bu tarz şeyler çok var. Bir bölüm daha okuyalım. Yine bu konuyla alakalı aslında çok fazla bölümler var da. Mesela kamil mürşidin elini tutmak Allah'ın kudret elini tutmaktır diyor adam. Şimdi, tövbe ya Rabbi ya. Ne diyeceksin yani? Ve mesela şimdi bu teslimiyet nasıl bir teslimiyet? Biraz ondan bahsedeyim. Mürşid-i Kamil'in tarikat-ı aliyede verdiği emirler nefsinizin hoşuna gitmeyebilir. Aklınız da bunları beğenmemiş olabilir. Ya aklına yatmıyor ya böyle bu hani dedi ya fi maruf. Marufta onlara altına girin. Yalnızca Nebi'ye itaat maruftadır. Baktınız ki Nebi marufun dışında bir şeyler söylüyor. O zaman diyeceksiniz ya Resulallah Nebi Allah. Biz bu konuda marufun dışında bir şey söylüyorsunuz. Ama bak burada öyle bir şey de yok. Aklın beğenmemiş olabilir. Yani marufun dışında gelmiş olabilir sana. İzzet ve şeref itibarıyla eşinizin, dostunuzun yanında sıkılırsınız. Ama ayrılırsanız kopmuş bir kol gibi olursunuz. Külden yani kül, bütünden ayrılan cüz, kemalat sahibi olamaz. Onun için nice mürşidi kamillerin müritleri şu veya bu sebeple tekkelerinden ayrılırlarsa sonları iyi olmamıştır. Tehdit bir de. Tabii. Mürşid-i Kamil efendidir. Lokman misali. Ona uymayan sofi köle olmuş olur. Bakın ona uymayan, şimdi uyduğu zaman köle olmuyor. Uymayan köle olmuş olur. Ona uymayan kendini efendi yerine koysa da aslında köle gibidir. Allah'ın evliyalarına efendi olma özelliğini Allah-u Teala ikram etmiştir. Şimdi az evvel okuduğumuz ayetlerde ne diyor? Hiçbir beşer ben sizin efendiniz olayım diyemez. Bir başkasının da efendi edinin de diyemez. Onlar size küfre emrederler mi diyor? Bakın bu küfürdür diyor Allah-u Teala. Ama burada küfrü bizzat Allah emretmiş gibi gösteriyor. Sanki Allah-u Teala burada o küfre emretmiş gibi veriliyor. Tövbe estağfurullah. Ve mesela şu da var. Delil getirildiği bir şey delil getiriyor. Şimdi burada neden itiraz olmaz? Efendiye, efendi olan şeyhe itiraz iki türlü olur.
Musa ile Hızır'ın kıssasında olduğu gibi sadece dille, lisanen itiraz etmek. Şimdi burada Musa aleyhisselam mürid olmuş oluyor. Orada Hızır ismini verdikleri şahıs da haşa mürşit gibi olmuş oluyor. Hani ulul azm dediğimiz peygamberlerden bir tanesi, Allah'ın Resulü olan, Allah'ın Nebisi olan bir kimse, kendi müritlerine benzetiyorlar. Kendilerinde ne yapıyorlar? Ondan da üstün bir varlığa benzetiyorlar. Yani Musa gibi peygamber bile olsan, bak görüyorsun durum böyle. Evet, zaten bu insanlar, gelmişken bu konuya da değinelim, bu Hızır olayını çok şey yapıyorlar. Yani sonuna kadar istismar ediyorlar. Canım yani böyle bir şey olur mu? Siz keramet gösteriyorsunuz. Yani bunlar Kur'an'a ters. Allah Resulüne bile mucize vermemiştir. Ayetleri gösteriyorsunuz. Sen Hızır kıssasını okumadın mı? Hemen. Size onu söylüyorlar. Şimdi biz geçen hafta da söylemiştik. Bu gibi kimselerin bir özelliği vardı. Onlar ne yaparlar? Onlar dilleriyle kitabı eğip bükerler. Neden bunu yaparlar? O söyledikleri şeyi kitaptan zannedesiniz diye. Ama o kitaptan değildir. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ Yani o kitaptan değildir. Ali İmran Suresi'nin 78. ayetinde. Şimdi burada yapılan şey de o. Aslında bu kitapların tamamına bakıldığı zaman ve içerisinde bu tarz şeylere, delil getirilen ayetlere bakıldığı zaman aslında ayetlerin gerçekten hiç alakası olmadığını görüyorsunuz. Ciddi bir şekilde ayetler çarpıtılıyor, ciddi bir şekilde ayetler istismar ediliyor Allah'tan korkmadan. Şimdi Hızır meselesine değinelim. Çünkü izleyicilerimizin de zihninde bir soru işareti olabilir. Hakikaten ya Hızır kıssası var Kur'an-ı Kerim'de, onu nasıl anlayacağız diyebilirler. Musa Aleyhisselam'ın başından geçen bir olaydır bu. Musa Aleyhisselam büyük ihtimalle o 40 yıllık sürgün döneminde yanındaki müminlerden Yuşa Aleyhisselam'la birlikte bir yolculuğa çıkıyorlar. Bir geziye çıkıyorlar. Bu gezi sırasında yaşadığı şeyler Musa Aleyhisselam'ın. Yuşa Aleyhisselam'la birlikte bunlar Kehf suresinin 65. ayetinde başlıyor konu, Hızır'la ilgili mevzu. فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا Kullarımızdan bir kul buldular. Hızır kelimesi geçmiyor. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerine Hızır kelimesi geçmez. Onu da söylemek lazım. Bir kul, sadece bir kul. اَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا Biz ona katımızdan bir rahmet vermişiz okula. وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا Kendi katımızdan da ona bir ilim öğretmişizdir. Burası çok önemli. Şimdi bu kişiyle ilgili daha sonraki olaylar anlatılıyor. İşte duvar mevzusu var, çocuğun öldürülmesi mevzusu var vesaire. Ya bu beşerin yapabileceği şeyler değil. Musa Aleyhisselam da bunu anlıyor zaten. Peki bu ilim öğretme şeyi nedir? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir metodu vardır. Kur'an'ı Kur'an açıklar ayetler arasında. Biz bu ayetler arasındaki bağlantıları kurduğumuz zaman mevzu çok net bir şekilde anlaşılır. Şimdi bakın burada da şu ifade önemli. Bize ipucu veren ifade. Allemnahu min ledunna ilme. Biz kendi katımızdan ona bu ilmi öğretmişizdir. Peki bu ne anlama geliyor? Bize bu ipucu veren ayet bu. Kısım bu. Allahu Teala Bakara suresinin 32. ayetinde şöyle buyuruyor. Meleklere diyor ki Allahu Teala bu eşyanın isimlerini bana söyleyin. Adem'in öğretmiş olduğu eşyaların isimlerini bana söyleyin. Melekler şu cevabı veriyorlar. Burası çok önemli. Kalu onlar dediler ki Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana. Senin öğrettiğinin dışında bizde hiçbir ilim olamaz. Bakın senin öğrettiğinin dışında. Hızır da ne diyor? Biz ona öğrettik ilim. İnneke ente alimun hakim, alim ve hakim olan sensin. Yani burada şunu anlıyoruz. Hızır Aleyhisselam'a Allahu Teala'dan bu ilim öğretildiğine göre Hızır Aleyhisselam'ın bir defa bir beşer olmadığı, bir melek olmadığı sonucuna gitmemiz gerekiyor. Bunu da destekleyen bir hadis var. Buhari'de geçen bir hadis. Buhari'nin ilim babında geçen bir hadis. Bu hadiste Musa Aleyhisselam'ın işte bu bir kul ile olan diyaloğu geçiyor. Musa Aleyhisselam ona diyor ki, Kale Musa Aleyhisselam, هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا Senin bu olgunluk namına sana öğretilen şeylerden ben de öğreneyim, bana da öğret diyor. Kale bu bir kul diyor ki, اِنَّكَ لَنْ تَسْتَتِي مَعِيَّ صَبْرًا Sen benimle
birlikte olmaya sabredemezsin. Çünkü onun yapmış olduğu görev insanüstü bir görev. Yani o ancak bir meleğin yapabileceği bir görev. Beşere uygun bir görev değil. Ya Musa, ey Musa, inneni ala ilmin min ilmillah allemenihi la ta'lemuhu ente. Bende bir ilim var. Onu bana Allah öğretti. Sen onu asla öğrenemezsin. Bak, burası çok önemli. Bende bir ilim var. Onu bana Allah öğretti. Sen onu asla öğrenemezsin. Ve ente ala ilmin allemekehu la a'lemuhu. Sende de bir ilim var. Onu sana Allah öğretti. Ben de onu asla öğrenemem. Şimdi bu ifadelerden zaten bu zatın direkt melek olduğu belli. Çünkü insanı Allah'ın öğrettiği ve meleklerin asla öğrenemediği nedir? Eşyanın ilmi. Eşyanın bilgisi. Bak diyor ki Allah sana bir şey öğretti, ben onu asla öğrenemem. Yani Vedat, buradan şu ortaya çıkıyor. Bir peygambere bir melek rehberlik yapabilir ve Hızır da o rehberliği yapmış. Melekle peygamber arasındaki bilginin farkını Musa Aleyhisselam'a göstermiş. Tabii. Şimdi bunun bir delili daha var. Bu kişinin melek olduğunu. Bu, bütün bunları yaptıktan sonra şu cümleyi kuruyor. Çok önemli. Kehf suresinin 82. ayetinde. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِي Tüm bu yapılanların hiçbirisini ben kendimden yapmadım. Burası çok önemli. عَنْ اَمْرِي Tüm bu yapılanların hiçbirisini ben kendimden yapmadım. Allah-u Teala meleklerle alakalı Kur'an-ı Kerim'de şöyle söylüyor. Enbiya suresinin 27. ayetinde. لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ Onlar asla sözleriyle Allah'ın önüne geçmezler. وَهُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُونَ O melekler ancak Allah'ın emri olan şeyleri yaparlar. وَهُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُونَ Yapmış oldukları şeyler ancak Allah'ın emridir. Burada ne diyor? Bir kul, ben bunları kendimden yapmadım. Kadir suresinde 4. ayetinde Allah-u Teala meleklerin emirlerle indiklerini söylüyor. Ne diyor? تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوهُ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ emir. O gün Kadir gecesinde her bir melek ve ruh her bir görevle, her bir emirle inerler. İşte burada Kehf suresindeki bir kulun da o inenlerden bir tanesi olduğunu anlıyoruz. O her bir emir ile inenlerden bir tanesi. Dolayısıyla Musa ondaki bu ilmi bilemiyor. O da Musa'daki ilmi bilemiyor. Şimdi Vedat, bu buraya kadar söylediklerin gerçekten ama burada melek şunu da söyleyeyim. Tamamen melek olan bir zat var. Melek yani beşerle uzaktan yakından alakası olmayan bir kimse var. Bir kul var ki kulların insan kılığında yeryüzünde görevler yaptığına Kur'an'da bir sürü ayet var. Yani onlara hiç girmeye gerek yok. Yani meleklerin insan kılığında yeryüzünde görevlerini yaptığına dair çok ayetler var. Bunlar da bu kişinin de onlardan bir tanesi olduğu Kur'an ayetleri hem de hadis üzerinden gittiğimizde çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi Vedat, evet İbrahim peygambere iki tane meleğin gelmesi, işte ne bileyim Meryem aleyhisselamın karşısına bir tane meleğin çıkması. Ve meleğin çıkıyor var. Ama beşer ansaviye diyor mesela. Böyle düzgün bir beşer suretinde gözüktü diyor. Aynen. Bir de şöyle bir şey var Vedat. Şimdi Hızır, yani onun söz konusu melek, Musa Aleyhisselam'a bilgi veriyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunu bir başka peygamber örneğiyle bir başka yerde daha açıklıyor. Farklı bir peygamberle açıklıyor. Hangi peygamber? Muhammed Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam'a vahiy geldiği zaman, Necm suresinin baş tarafını okursak, اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى Allah'ın Cebrail'e vahyettiğini, Cebrail de Peygamber Efendimiz'e vahyetti. عَلَّمَهُ شَد۪يدٌ قُوَى O şiddetli güç sahibi Cebrail ona öğretiyordu. Peygamber Efendimiz'e bilmediği ilmi öğretiyordu. Vahiy gelmeden önce Peygamberimiz bilmiyordu, Cebrail'den bunları öğreniyordu. Demek ki meleklerin peygamberlere bilmedikleri konularda bilgi verdikleri bu ayetle de sabittir. Evet. Şimdi Kehf suresinin, bu Necm suresinin baş tarafındaki ayetle de sabittir. Kehf suresinin bir ayetinde de şimdi ayet hatırıma gelmedi. Biz diyor ancak Rabbimizin emriyle ineriz, yeryüzüne geliriz. Evet. Hatırladın mı bu ayetini? Yani metnini hatırlamışsındır. Biz ancak diyor Rabbimizin emriyle yeryüzüne ineriz. Dolayısıyla bu söz konusu Hızır diye bilinen şahıs aslında Allah'ın kullarından bir kul, bir melektir. O melek de Musa Aleyhisselam'ı bilmediği konularda bilgi sahibi yapmıştır. Bunun tarikata bağlanmayla, hani Hızır şeyhi mi şimdi Musa Aleyhisselam? Ya da Cebrail Peygamber Efendimiz'in şeyhi mi? O da ona mürit mi oldu? Zaten sistematik olarak çöküyor. Neden sistematik olarak çöküyor?
Tasavvufta şu vardır, nebi olan bir kimse hem velayet sahibidir hem nübüvvet sahibidir. Yani mürşidin sahip olduğu vasıflara da aynı zamanda nebi sahiptir diyor. Yani tasavvufun genel şeyinde, kabulünde budur. Musa Aleyhisselam burada o zaman neden sahip değil? O zaman bu zaten direkt ortaya çıkıyor. Musa Aleyhisselam o zaman velayet sahibi değil. Aynen yani, aynen o dediğin gibi. Burada... Yani nereden bakarsanız bakın buradaki bir kul kesinlikle bir beşer değil, kesinlikle bir melek. Şurada şu eklemeyi de yapalım. Yani bu buraya kadar okuduklarımızdan çıkan, anlaşılan şu. Yani Kur'an insanların birbirlerine koşulsuz ve sınırsız itaat etmelerini reddeder. İtaat kişilere değil, kurallara yapılır. Allah'ın koyduğu kurallara yapılır. Bizim itaat ettiğimiz makam ve merci eğer Allah'ın koyduğu ilkelere aykırı hareket ederse itaat edilmez, ikaz edilirler. Fakat sultanı kutsayan anlayış zamanla kitaplarımıza girmiş. Sultanı ve yani yöneticiyi, iktidarı kutsayan, şeyhleri kutsayan anlayış zamanla kitaplarımızda yer almıştır. İşte Musa Aleyhisselam da zaten çocuğu öldürdüğü zaman hemen ne yapıyor? Müdahale ediyor. Ne yapıyorsun sen diyor. Çünkü kendindeki evet. Vahye aykırı. Ama şimdi biz ölüm meleğini bir insanı öldürdü diye katil diye suçlayabilir miyiz? Sen haram işledin diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bizim birbirimizi öldürmemiz haram. Ama meleğin, ölüm meleğinin canları alması onun için haram değil. İşte bu yüzden melek diyor ki sen diyor bende olanı anlayamazsın, öğrenemezsin diyor. Sabredemezsin buna. Evet. Yani doğalın, çünkü doğal olanın dışına çıkıyor. Yani bunlar da gözümüzün önünde olması, düşünmemiz gereken şeyler, göz önünde bulundurmamız gereken şeyler. Bir de Allah-u Teala Lokman suresinin 15. ve Ankebut suresinin 8. ayetinde anne babanıza ihsan edin, teşekkür edin diyor. Ama hakkında bilgin olmadığın bir şeyi bana ortak koşmayı emrederse itaat etme diyor. Yani itaat kayıtsız şartsız mutlak bir şekilde Allah'a yapılır. Eğer Allah'a itaatin dışında bir başka şeye seni davet ediyorsa, annen de olsa, baban da olsa, peygamber de olsa, kim olursa olsun yapmayacağız. Kesinlikle onun peşine gidemeyiz. Nitekim bakınız, Allah-u Teala Kalem suresinin son tarafını dikkatlice inceleyin. Bu Yunus Aleyhisselam'la ilgili kıssaları, Yunus Aleyhisselam'dan bahseden kıssaları dikkatlice inceleyin. Orada Allah-u Teala Kalem suresinin sonunda diyor ki, balık sahibi gibi olma. Peygamber evet. Efendimiz'e diyor. Şimdi Yunus kıssası Kur'an-ı Kerim'in ilk inen kıssasıdır. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'i bu şekilde uyarmasının nedeni şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke devrinde Kur'an-ı Kerim insanlara tebliğ ederken çok zorlu mücadeleler geçirdi. Çok sıkıntılar çekti. Yunus aleyhisselam da çok sıkıntılar çekti. Yunus aleyhisselam ne yaptı? Kavmini terk etti. Peki Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e ne buyuruyor? Balık sahibi gibi olma. Yunus gibi olma. Görev yerine benden izinsiz terk etme. Allah-u Teala bunu diyor. Ama burada konumuzla alakalı dikkat çekici bir nokta da şu. Bir peygamber hakkında uyarı geliyor. Onun gibi olma. Bakınız bu çok önemli. Allah-u Teala bir peygamberi bir peygamber hakkında uyarıyor. Bak o böyle oldu sen olma. Yani maruf konusunda marufun yani dışında... İki peygamber bile birbirine orada, itaat edemez. Yunus Aleyhisselam nebi olmasına rağmen marufun dışında bir şey yaptığı için ona o konuda itaat etme. İtaat etme. Kendisi de ceza alıyordu az kalsın tövbe etmeseydi. Hani Kur'an-ı Kerim'de bu konu çok detaylı bir şekilde işlenmiştir. Ve Vedat burada önemli olan şu. Bunu sık sık söyleyeceğim yine söyleyeyim. Allah-u Teala Yunus peygamberin yanlışını, hatasını Kur'an-ı Kerim'e koyuyor. Kıyamet kopana kadar ölümsüzleştiriyor, bize okutturuyor. Beşerin ilahlaştırılmaması için. İlahlaştırılmaması için önce kendi peygamberinden örnek gösteriyor. Ama siz bırakın şeyhlerin yanlışını söylemeyi, aklınızdan bile geçirseniz feyiz kesilir. Yok tarikattan atılırsınız, mahvolursun, helak olursun. Evliyalar yanlış yapmaz, onlar hatasızdır, Allah onları koruyor. Allah kendi peygamberini korumaktan aciz mi kaldı? Hayır. İmtihan mekanizması var. Allah-u Teala peygambere de aynı emri verir, peygamber olmayana da. Bir peygamber Allah'ın emrini ihlal edip izinsiz görev yerini terk ettiği için balık tarafından yutulmak cezalandırılıyor. Şimdi bir balığın karnında kaç kişilik yer vardır? Bir kişilik yer vardır. Günümüz hukuk diliyle ifade edecek olursak Yunus peygamber hücre cezası aldı. Tek kişilik hücre cezası aldı. Tövbe etmeseydi o ceza ne zamana kadar vaki olacak kalacaktı? Ölene kadar gidiyordu. Yani orada tekrar dirileceği güne kadar onun içinde kalacak. Ya sen hangi mahkemenin kıyamet kopana kadar ceza verdiğini gördün? Ya bunlar bizi düşündürmeyecekse bizi neyi düşündürecek? Bakın Allah-u Teala bir peygamberine eğer tövbe etmeseydi diyor kıyamet kopana kadar o balığın karnına kalacaktı diye hüküm veriyor. Siz
Evliyaları günahsız, hatasız, vebalsiz, kusursuz, kayıtsız, şartsız, mutlak itaat, ona isyan, Allah'a isyan, yok onun elini tuttuğu, Allah'ın elini tuttuğu bilmem tuhaf tuhaf şeyler. Yani insan Allah'tan korkar bunları söylemek için. Hiç mi peygamber kıssası okumuyorsunuz? Yani kendi şeyhlerini savundukları kadar peygamberleri savunmuyorlar. Onların hayatlarıyla uğraşmıyorlar. Hatalarını da söylesene peygamberler. Yunus, Musa Aleyhisselam'ın Hızır'ın kıssasını istismar edip delil getirdiğin gibi niye Yunus kıssasını anlatmıyorsun? Müritleri uyarmıyorsun. Evet. Peki Vedat, bu sadece bununla mı sınırlı? Bizim tasavvuf geleneğimizi biraz daha açarsak nelerle karşılaşırız? Şimdi burada Mehmet Zahid Kotko'nun Tasavvufi Ahlak isimli bir kitabı var. Burada yine mürşide bağlanmakla ilgili bir edep kuralı mı diyelim, ne diyorlar? İkinci cilt sayfa anlatıyor. 5 mi? İkinci, şöyle gösterelim. İkinci cilt Tasavvufi Ahlak Seha Neşriyat diye geçmiş. Talip, yani mürit, mücahede ve azimet yoluna teveccüh etmeli, müsaade ve ruhsat tarafını tutmamalıdır. Zira terakkiden kalır, yani gelişimden mahrum kalır. Haklı dahi görünse müridin üstazına itirazı haramdır. Haklı dahi olsa. Müridin üstazına itirazı haramdır. Ahkam-ı şeriatı hiyanet eden, ki orada sanki müridin sözlerini ahkam-ı şeriat olarak lanse ediyor. Ahkam-ı şeriatı ihanet eden esrar-ı ilahiyeye emin olamaz, yani layık olamaz. İmam-ı Ali buyurdular ki, kulları Hakk'a götüren bütün yollar kapalıdır. Ancak Resulullah'ın izi üzere gidenler müstesnadır. Bazı evliya şarabı ağızlarına alsa bal şerbeti olurmuş derler. Yani buyurun. Yani şunu söylemek istiyor. Bu kimselere itiraz etmeyin. Gördüğünüz yanlış bir şey görseniz bile bu haramdır. Çünkü sizin o zahirde yanlış gördüğünüz şey, bakıyorsun adam şarap içiyor. Şarap haram Kur'an-ı Kerim'de. Ama ağzının içinde bal oluyor o şarap. Sen onu bilmiyorsun. O yüzden itiraz etmen haram. Yani böyle bir şey olabilir mi yani? Biz Peygamber Efendimiz'in şarap içen sahabelerine ceza uyguladığını biliyoruz. Yani Resulullah onların boğazından geçince bala dönüştüğünü bilmiyor muydu? Ya da Allah-u Teala Yunus Aleyhisselam'ın bu kadar yanlışını bize anlattığı halde, onu örnek almayın dediği halde, hatta İbrahim Aleyhisselam için de aynısını söylüyor. Babasına istiğfar etmesi konusunda onu örnek almayın diyor ama gelin görün ki itiraz dahi haramdır. Siz bırakın yani uyarmayı. Şimdi peki bu itirazlar yapılırsa ne olur? Şeyh İbrahim Eddesuki buyurdular ki, yine aynı kitaptan okuyorum. Tarikatte nefsini teşhir edip tarikatın hakkını vermeyen ve bizi istihza edenlerin hasmı Cenab-ı Hak'tır. Şeyhe karşı gelirsek Allah düşmanı olur. Allah onlara Allah düşmanlık eder. Bu tarikate hıyanet yapan kimse fayda görmez. Bizim sözlerimize ittihaz etmeyen bize yaklaşmasın. Bizi levmetmesin. Tarika fenalık etmesin. Yaptığını ihlas ile yapsın ki halas ola, yani kurtuluşa ere. Tarikımızı zem edip bulandırmasın. İyi bilin ki bu emirler benim değildir. Rabbimizin emirleridir. Nerede Allah-u Teala nazı ver? Emirlerini okuduk. Eğer haddinizi bozarsanız bu ahit Allah'ın ahdidir. Ahdinizi bozarsanız bu ahit Allah'ın ahdidir. Bizim size ihtiyacımız yoktur. Buyurdular. Ve çok meşhur bir söz vardır. O meşhur sözü buraya da aktarmış Mehmet Zahid Kotko. Mürid şeyhinin terbiyesinde gassalın elindeki ölü gibi olmalıdır ki o şeyh müride istediği gibi hareket edebilsin. Yani bu zaten bu ölünün bir kayıcısına teslim olduğu gibi teslim olma anlayışı şeydir. Çok meşhur bir anlayış. Klasik, klişedir. Klişe bir sözdür. Bu her tasavvuf kitabında vardır. Olmayan kitap yoktur desek doğrudur. Biz la ilahe illallah deriz. Her zaman bunu kalbimize taşırız. Onlar da şeyhe teslim olacaksın. Ölü gibi bunu kalplerine taşırlar. Peki geçmişe dönüp baktığımız zaman Vedat, mesela neler görüyoruz başka tasavvuf adab risalelerinde? İşte bize nelerden bahsediyor? Şeyhe karşı adab nasıl olmalı? Kitabı gösterelim. Burada Abdülkadir Geylani, Tasavvuf ve Tarikat Adabı. Tabi bu kitapların Abdülkadir Geylani ile alakası olduğunu ben hiç zannetmiyorum. İsmini istismar edip milleti de
kandırıyorlar. Ya bu önemli. Bir de şunu vurgulayalım. Şimdi raflarda satılan bu, tavsiye edilen bu, alınıp satılan bu, en çok eğitim verilen, uygulanan müfredat gibi kullanılan bu kitap. Dolayısıyla yani keşke tasavvufun içerisinden bunlar eleştiriler gelseydi. Maalesef. Sen ama... Abdülkadir Geylani'yi böyle tanıtırsan, biz de Kur'an-ı Kerim'e göre hükmü budur deriz. Ama sahih olarak insanlara sunulan bu yani. Evet yani sunulan. Bunu örnek alıyorum. Doğru olup olmaması önemli değil. Abdülkadir Geylani'nin kendisi ya da onun adına anlatılanlar bunlar. Mürit, sayfa 38, Tasavvuf ve Tarikat Adabı kitabı. Mürit, bir şeyhin terbiyesi altına girme kararı aldığında ondan azami ölçüde istifade edebilmek için ona güvenmeli ve bulunduğu yörede ondan daha iyisinin olmadığına inanmalıdır. Allah'a yönelmeli ve Allah yolunda şeyhine hizmet konusunda sırrını muhafaza etmelidir. Şeyhin ağzından onu terbiye etmeye kendisinden daha liyakatli biri olduğunu duymadığı sürece bu düşüncesinden vazgeçmemeli ve asla şeyhine karşı çıkmamalıdır. Çünkü şeyhlere karşı çıkmak öldürücü bir zehir olup muhalefet eden herkes bundan payını alır. Ne açıkça söyleyerek ne de ima yollu ona karşı çıkmaz ve kendine özel hal ve sırlardan hiçbirini şeyhinden saklamaz. Şeyhin kendisine buyuracağı hususları da kimseyle paylaşmaz. Yani sen şeyhe isyan eden Allah'a isyan etmiştir. Şeyhe karşı gelirsen feyiz kesilir de bu türlü hurafeleri ümmeti Muhammed arasında yay, milleti zehirleme. Ama biz uyarı yaptığımız zaman aman zehirlenirsiniz. Mantık bu. Peki Vedat, bir de şey var. Şeyh-i Ekber. Muhyiddin İbni Arabi. Muhyiddin İbnül Arabi'nin tabii onu okumadan olmaz. Şimdi İbnül Arabi'nin biliyorsunuz tasavvuf geleneğindeki lakabı Şeyhül Ekber'dir. Kendisini de Hatemül Evliya olarak nitelendirir eserlerinde. Ama her nedense ondan sonra da evliyalar gelmiştir. Hiç kimse de demiyor ki İbn Arabi yalancı. Hem şeyh olarak görüyorlar, kendisini hiç evliyanın sonuncusu olarak tanımlıyor. O zaman bunlara göre o yalancı. Ondan sonra evliyalar geldiği için. Şimdi burada 28. sayfada Hakikat Yolculuğuna Kılavuz kitabı. Şeyhin kendisine emrettiği şeyin sebebini sormaması, aksine o emri aklına yatsın veya yatmasın yerine getirmek için koşması mürit olmanın şartlarındandır. Bak aklına yatsın veya yatmasın, hoşuna gitsin veya gitmesin, o emri kesin bir teslimiyetle yerine getirmesi mürit olmanın şartlarındandır diyor. Bakın yani maruf falan yok. Kur'an'a uymuş, Kerim, uymamış. Kur'an-ı Kerim Nebi'ye itaatte bile marufu önce şart koşuyor. Maruf olacak, ondan sonra itaat edeceksin. Maruf değilse Nebi'ye bile itaat etmeyeceksin. İşte burada diyor. İtaatin sınırları aşılmış. İtaat kavramını, sınır diye bir şey tanınmaksızın böyle Kur'an-ı Kerim ayetleri yok sayılmış, hiç dikkate alınmamış. Şimdi itiraz konusu devam ediyor burada. Şeyhe itiraz etmek ise müritler haramdır. Tabii haram. Bundan dolayı o kişi şeytanın maskarası olan mürittir. O nefsinin boş hevesleri peşinde koşar. Onun kötülüğü Allah yolunun büyükleri nezdinde keşfolunmuştur. Müridin mübah olan şeyleri yapması onun uğursuzluğunun alametlerindendir. Mübah olan yani şeytan şeyler. Siz bir bardak yani su içemeyeceksiniz. Allah'ın sana şey yaptı yani mübah kıldığı şeyleri yapman bile sana yasaklanıyor. Bunları yapman senin uğursuzluğunun alametidir. Müritler için haram davranışı yapmaya zaten yol yoktur. Yani haramı zaten yapamazsın. Şeyh, müridi mübah davranışları yapmaktan men ettiği haline, mürit de şeriat alimlerinin bu konu hakkındaki sözleriyle ona delil getirirse, o mürit asla iflah olmaz. Şimdi bakın bu Rab edinmek, Allah edinmenin bile böyle çok ötesinde bir şey. Yani bu şirki tanımlamak çok zor. Çünkü diyor ki, şeyh sana mübah olan bir şeyi haram kıldı. Sen de dedin ki ama bu konuda mezhepler belli. Alimlerin içtihatları belli, icma belli, ayetler belli, hadisler var bu konuda. Yani bu nasıl sen bana bunu yasaklarsın dediğin anda sen artık iflah olmazsın diyor. Peki Vedat, Tahrim suresinin 1. ayetinde Allah-u Teala buyurmuyor mu ki ey Nebi, kendine helal kılınan şeyleri niçin haram kılıyorsun? Şimdi madem ki mübahlar yapan uğursuz oluyorsa o zaman Muhammed Aleyhisselam uğursuz birisi mi oldu? Tarikattan falan mı çıktı? Peygamberlik rütbesini mi kaybetti? Yani bunların yani dinle imanla hiçbir alakası olmayan söylemler. Maide suresinin 88 mi 89 mu orada bir yerde olacak. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler.
Allah'ın size helal kıldıklarından yiyin, için fakat sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın izin verdiğini şeyi nasıl yasaklıyor? Razakakumullahu halalan tayyibe. Ya Allah diyor, Allah'ın helal kılmış olduğu rızıklardan yiyin. Çok ayet vardır. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Allah israfı yasaklıyor. Şey, mübah olanı da yasaklıyor. Sen Allah'tan daha mı üstünsün? Evet. Şimdi devamında şöyle söylüyor 34. sayfada. Şeyhi kendisine bir iş tevdi ettiğinde müridin o işi duraksamadan ve tevil etmeden geçip gitmesi ve o işten hiçbir şeyin kendisini döndürememesi mürit olmanın şartlarındandır. Hatta şeyhin biri müritlerinden birine, eğer şeyhin sana bir iş verirse sen de o iş için giderken yolda içinde namaza durulmakta olan bir mescide rastlarsan ne yaparsın? Bu konudaki görüşün nedir diye sordu. Mürit de, şeyhin işini yerine getirmek için yola devam ederim ve onun yanına dönene kadar da namazımı kılmam dedi diye cevabını verdi. Bunun üzerine şeyh de ona aferin dedi. Onların böyle yapmalarına dayanak oluşturan bir de hadis vardır demişler. O da Beni Kurayza olayındaki hiç alakası olmayan hiç bir hadis. Alakası yok ya. Yani konuyla hiç alakası olmayan bir hadis. Hani Kur'an'ı çarpıtmakla kalmıyor, hadisleri de çarpıtıyorlar. Düşünün yani, şeyh bir emir vermiş. Namaz kılması da lazım tabi. Namazın vakti de geçiyor. Baktın ki namaz kılıyorlar. Ne yaparsın? Namazımı kılmam. Şeyhin yaptığını yaparım. Ve yanına gidene kadar da kılmam diyor. Bu ne demek oluyor? Şeyhin emri Allah'ın emrinden önce gelir. Evet. Düstur bu. Düstur bu. Aynı şekilde kendisine şunu yüklen filana veya çarşıya götür veya şunu satın al denildiğinde tek çıkış olsun, başka ihtiyaç var mı bir bakayım derse, yani tek bir seferde gidip geleyim, başka bir ihtiyaç var mı bir bakayım derse veya namaza veya şu işe çıktığım zamana veya yolumun üstündeki şu işi yapana kadar sabret derse, bu mürit bizim nezdimizde tembeldir, acizdir ve müşriktir. Estağfurullah ya. Var mı böyle bir şey ya? Yani adam diyor ki şu çuvalı çarşıya götür. O da diyor ki dur namazdan sonra götüreyim derse. Bu kişi müşriktir diyor. Neden? Şeyhin emrini Allah'ın emrine ortak etti. Hani burada izleyicilerimiz yanlış anlamasınlar. Allah'a ortak koşması söz konusu değil. Allah'a şeyhe ortak koşması söz konusu. Allah'ı şeyhe ortak koşuyor. Sen neden şeyhini dinlemedin? Bir de namazı sokuşturdun araya diye adam müşrik oluyor. Bir de diyorlar ki bizi niye tekfir ediyorsunuz? Yani Vedat, hem bizi şey, müşriklikle itham ediyor. Bu tarikata giren müşrik olur. Ya hiç girmeyen? Sen ben biz mahvolduk o zaman. Evet evet. Yani bu akıl alır şeyler değil bunlar. Bir bölüm daha var. Onu da okuyalım. 35. sayfada. Bir derviş şeyhin birine bağlandı. Günlerden bir gün bir de baktı ki şeyh bir kadınla zina ediyor. Şimdi çok şeyh, ters bir durum. Şeyhi zina ederken yakaladı. Buna rağmen hizmetinde hiçbir değişiklik yapmadı. Şeyhin emirlerinden hiçbirine karşı çıkmadı ve hürmetinden de bir şey eksilmedi. Şeyh, dervişin kendisini zina ederken gördüğünü anladı ve bir gün ona, yavrucuğum, beni o kadınla birlikte olan hadisede gördüğünü biliyorum. Bu nedenle senin benden nefret etmeni umuyorum demesi üzerine derviş, efendim, insan Allah'ın kendisi üzerine takdir etmiş olduğu kaderlerinden, olduğu kaderlerinin akıntısı karşısındadır. Ben senin hizmetine girdiğim vakitten beri sana günahsız ve masum olduğun için hizmette bulunmadım. Ancak ben sana Allah'ın tarikatını ve talebim olan sülukun keyfiyetini bilmen nedeniyle hizmet ettim. Senin isyan etmiş olman senle Allah arasındaki bir şeydir ve ondan benim üzerime bir vebal gelmez. Ey efendim, senden benim nefret etmemi ve seni bırakıp gitmemi gerektirecek bir şey vaki olmamıştı. Ne vaki olacaktı? Benim bu konudaki inancım budur dedi. Bunun üzerine şeyh de ona, böyle muvaffak ve mutlu olasın. Bu iş başka şekilde değil, ancak böyle olur dedi. Bu hadiseden sonra derviş ondan ayrılmadı. Güzel haller ve yüce makamlardan göz aydınlığı olacak mertebelere erdi. Şimdi bunu biraz tahlil edelim Vedat. Diyor ki, zina ederken görüyor. Şeyh de diyor ki, benden nefret etmeni umuyordum. O da diyor ki, kullar diyor, kaderin akıntısı karşısında dururlar diyor. Orada zina yaptığı fiili kimin üstüne atıyor bu? Allah'a. Yani Allah'ın kaderi olarak mı zina yaptı? O şeyhin zina yapmasını Allah mı takdir etti, istedi? Böyle bir saçmalık olur mu? Peki o şey, söz konusu mürit, acaba o şeyh zinayı Allah korusun kendi annesiyle yapacak olsaydı ne yapalım, kaderimizde varmıştır diyecek miydi? Saygımdan hiçbir şey eksiltmiyorum efendim diyecek miydi?
Hani nerede kaldı Kur'an-ı Kerim'in emri maruf ilkeleri? Hani görmüş olduğumuz kötülüğü düzeltmemiz gerekirdi? Hani Hazreti Ömer'e diyorduk ki seni kılıcımızla düzeltiriz? Hani efendim Hazreti Ebu Bekir halife seçildiği zaman Allah ve Resulüne itaat ettiğim sürece bana itaat edin diyordu? Hani hutbedeyken Hazreti Ömer eşlerinizden mehirler istemeyin deyince bir tane kadın ayağa kalkmıştı da Allah-u Teala'nın izin verdiğini sen mi yasaklıyorsun ey Ömer deyince Hazreti Ömer de Ömer yanıldı kadın isabet etti demişti. Yani bu sahabenin yaşantısıyla zina ederken yakalıyor. Efendim saygıda kusur etmememiz lazım neymiş ondan tarikat alıyoruz. Ya sen Allah'ın zina yasaktır emrini hiç işitmedin mi? Nerede kaldı emri bil mağrur? Nerede kaldı emri bil mağrur? Senin bu adamı uyarman gerekir. Sen ne yapıyorsun ya? Hani şeyhler, evliyalar günahsız, hatasız, kusursuz, efendim kamil bir şeye teslim olmak lazım. Bunun kamil olanı buysa kamil olmayanı nasıl olur? İşte ümmet-i Muhammed arasındaki sapıklıkların, cinsel ahlaksızlıkların nasıl normal kabul edildiği, nasıl normalleştirildiği bunlar işte bu tohumları, kökenleridir. Şimdi bazen haberlerde bazı şeyler görüyoruz ya böyle hani işte badelemeler, madelemeler çünkü işte nasıl olduğunu da böyle canlamış oluyoruz. Ya o badeci şeyh var. İzleyicilerimiz internetten araştırsınlar. Adam müritleriyle ilişkiye giriyor. Kadın müritleriyle. Ahlaksızlığın sınırı yok ki. Evliymiş, değilmiş, kızmış, ihtiyarmış umurunda değil. Ahlaksızlığın sınırı yoktur. Sonra da diyor ki ben bunu yapmasaydım bunlar delirirlerdi. Savunmaya bakar mısın diyor. Bunlar delirirlerdi. E tabi yani bu kitapları okuyunca işin oraya varmaması mümkün mü? Mümkün değil. Yani zaten mümkün değil yani. Bu kitaplar zaten onun yolunu açıyorlar. Çok güzel yani, bir tabi şey. Tabi ardına kadar atıyorlar. Şimdi Vedat ben birkaç şeye değinmek istiyorum. Bu elimde görmüş olduğunuz adab kitabı. Şimdi tasavvuf da adab kitapları ya genel olarak bütün yerken, içerken, otururken, kalkarken nelere dikkat etmemiz lazım? Bunları işler. Ya da müstakil olarak şeyhlerle mürit arasındaki, müritler arasındaki ilişkileri irdeler, inceler. Şeyhlerle müritler arasındaki ilişkiler adab kitaplarında işte müstakil bahisler açılarak ifade olunmuştur. Bunun hakkında müstakil kitaplar yazılmıştır. İbn Arabi'nin işte Hak Yolcusu'nda Kılavuz kitabı bunlardan bir tanesi. Tasavvufi ahlak gibi kitaplar bunlardan bir tanesi. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz kitapta şeyhle mürit arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiği hususunda bizi bilgilendiriyor. Yani bir müridin şeyhine bakış açısı nasıl olmalı? Peki bakalım nasıl olmalı? Şimdi Erkam yayınlarından çıkan bu kitap Muhammed bin Abdullah tarafından yazılmış. Sufilerin çok iyi tanıdıkları eserlerdi. Özellikle onların kütüphanelerinden, onların tercih ettikleri ve tavsiye ettikleri ve ders gördükleri kitapları seçiyoruz ki başkaları bize siz uyduruyorsunuz bunları, bunların aslı yok diyemesin. Demesin zaten. Zaten maksadımız da burada birilerini iğnelemek, birilerini vurmak değil. Bakın takip etmiş olduğunuz yolun sonu buraya çıkıyor. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Bu şekilde uyarılarda bulunmak. Şimdi şeyh mürit arasındaki ilişkileri tanzim ederken, düzenlerken şu türlü noktalara değiniliyor. Ben bunları size kısaca izah edeyim. Bakalım bir müridin gözünde şeyh nasıl olmalı? Şimdi hakiki mürit muhakkak dikkat etmesi gereken şartlar. Hakiki müridin dikkat etmesi gereken şartlardan bazıları şunlar. Mürşidin fiil ve hareketlerine kalben itiraz etmemesi gerekir. Bırak Kur'an'da şu yazıyor, sen burada yanlış yaptığını, geç onu. Düşünemezsin bile yanlış yaptığını. Bir köle bile efendisi onu dövdüğü zaman küfür eder içinde, isyan eder. Burada bunu dahi yapamaz. Yani bizim Allah'a karşı göstermemiz gereken teslimiyeti bakın kimlere göstermemiz isteniyor. Evet. İşte Allah'a değil de şeyhlere kulluğun temelleri böyle atılıyor. Bakın iş nerelere varacak biraz sonra. Eğer anlayamadığı bir hareketi görürse onu hayra yorar. Bunu yapmazsa kendi anlayamamış olarak kabul eder. Hani bir yanlış bir şey gördüğü zaman herhalde ben anlayamamışımdır, ben yanlış anlamışımdır der. Mürşid-i Kamil'in emir ve hareketlerine itirazın çirkinliği diğer bütün çirkinlikleri gölgede bırakır. Yani mürşide itiraz etmek çok büyük bir suçtur. İtiraz eden mazur görülmez. Çünkü mürşid-i kamile itiraz eden kendisini perdeler ki bu derdin ilacı yoktur. Basar ve basiret üzere olan inen perdeyi kaldırması imkansız denecek kadar zordur. Neticede bütün feyizleri kesilir ve istifade edemez. Allah tövbeleri kabul ediyor. Şeyhler mazereti kabul etmiyor. Hadi buyurun. Yani Allah-u Teala bile aslında kulundan böyle bir kulluk istemiyor. Bu derece bir kulluk istemiyor. Çünkü Allah-u Teala bile
sizin elinizle yaptıklarınızda yüzünden size karşılık veririm diyor. Kalbinizle geçtiklerini yaptığınız şeyden dolayı size ceza vermem diyor. Şimdi adam, yani. Bir gün Peygamber demiyor. Efendimizin yanına bir tane sahabi gelip diyor ki ya Resulallah aklımıza öyle şeyler geliyor ki diyor. Kendimizi dağlardan atasımız geliyor. Ateşe gömülesimiz geliyor. Keşke böyle düşüncelere kapılmasak. Peygamber Efendimiz diyor ki bu imandandır diyor. İmanın gücündendir. Şeytan size vesvese veriyor diyor. Tabii yani o zaten beşeriyetten ileri gelen bir şeydir. Ya Resulullah diyor mu bu adama sen dinden çıktın, senin feyzin kesildi, senin mazeretin kabul edilmez falan. İnsanın kalbinden her şey geçer ama Allah-u Teala o fiile geçmediği sürece seni ondan sorumlu tutmuyor. Bu da ne diyor? Kalbinden bile geçiremez diyor. Şuraya öyle bir kulluğu Allah bile istemiyor kulundan. Şuraya bakar mısın? Allah bile şeytanın verdiği vesveseleri mazur görüp bizi affediyor, cezalandırmıyor. Çünkü onun benim hatırıma getirdiği bir şey. Ama gel gelelim. Ufacık bir itiraz kalbinden geçtiği an işin bitti. Bir başka madde şöyle. Şeyhinin hiçbir emrine hıyanet etmemeli, ona tazim ve ihtiramda kusur etmemeye, hiçbir şekilde ona ters hareket göstermemeye gayret etmelidir. Bir başka madde şöyle. Sayfalarını da söyle istersen. Sayfa 153 ile 159 arasında okuyoruz. Şeyhinden gayri bütün herkesten gözlerini çekip bütün varlığıyla şeyhine teveccüh etmeli, onun sözlerinde, hareketlerinde, evsafında, yani vasıflarında, sıfatlarında, hatta zatında fani olmaya azami gayret göstermelidir. Çünkü fena fi şeyh, yani şeyhin benliğinde kişinin kendini yok etmesi, fena fillahın, Allah'ın zatında yok olmanın mukaddimesidir. Çünkü önce kul olmaktan başlatacak müridi, onu da Tanrı yapacak. Ama önce iyi bir kul olması lazım. Evet. Oraya doğru gidiyor. Şeyhin emrettiği bir şeyi durmadan, dinlenmeden, ihmal etmeden, tevile yeltenmeden derhal yapmalı ve o iş yapılmadıkça oturmamalı, istirahat etmemelidir. Hani Allah bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi teklif etmiyordu? Yetsin yetmesin diyor bu adam, yapacaksın. Sanki diktatör bir idare var tepemizde, başımızda kılıcını sallıyor, bizi mağdur ediyor. Ama sadece bunlarla da sınırlı değil. Şimdi onlar öğütlerdi. Bir de şöyle söyleniyor, sayfa 225. Tenbih, şunu iyi bilin. Hakiki şey, mürit ile Rabb'i arasında vasıtadır. Hakiki şeyhten yüz çevirmek, Allah'tan yüz çevirmek gibidir. Sanki o adam Allah, ona karşı geldin mi Allah'a karşı gelmiş gibi oluyorsun. Hakiki şeyhten yüz çevirmek, hakikisi de zina ediyor. İbn Arabi de az önce okuduğumuz gibi, hakiki de böyle. Yani çok enteresan şeyler. Bunlar korkunç şeyler. Aklımıza bir sürü şey geliyor da, bu, yani ne yapalım Vedat? Sapıklık o kadar yayılmış gibi programa sığdıramıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu zaten bunu da söyleyelim izleyenlerimize. Aslında bir serinin birinci bölümünü biz burada işliyoruz. Evet, evet. Daha hani değineceğiz. Beşeri ilahlaştırmak konusunda bir seri olacak bu. Bu da şu anda sadece birinci bölüm. İtaatle ilgili olan bölüm. Şimdi bak burada ne diyor Vedat? Sayfa 233. Büyüklerimiz demişlerdir ki, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Şeyhi şeytan olan kimse küfürdedir. Ahlak-ı ilahiye ile, ilahi ahlak ile, mütehallik, yani kendini Allah'ın ahlakı ile ahlaklandırmayan bir kamil şeyhe Rab dedinceye kadar, bağlanıncaya kadar bundan kurtulamaz. Yani şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır, o da eşittir, kafirdir. Bu adamın mümin olması için şeyhe gitmesi lazım. Dolayısıyla bizi izleyen kardeşlerimiz, sizlerin şeyhi yoksa hepiniz bu kitaba göre kafir oldunuz. Bunu bilin. Yani tam tersine Allah-u Teala Zuhruf Suresinin 36. ayetinde Kur'an'dan yüz çeviren kişinin dostunun şeytan olacağını söylüyor. Kim ki Rahman'ın zikrini bulanık görürse, ondan yüz çevirirse, Rahman'ın mesajını, kitabını, ona Allah-u Teala bir şeytan. O zaman şu formülasyonu yapmalıyız. Şeyhi Kur'an olmayanın şeyhi şeytandır. Tam doğrusu odur zaten. Şimdi yol göstericisi, Kur'an olmayanın yol göstericisi aynen. Şeytandır. Aynen. Sayfa 303. Mürid şeyhine, şeyhin elinde, gassal elinde meyyit gibi olacak, ona karşı irade ve ihtiyarı bulunmayacak, şeyhine tamamen teslim olacak ki onun zahiri ve batını pisliklerden temizlesin. Hani zihin şey yapısı şeyh bu. Şeyh onu temizleyecek pisliklerden. Evet evet. Şeyh onu pisliklerden temizleyecekmiş. Peki bu nasıl bir şey? Hani şeyh kimdir? Şeyhin de kim olduğunu kısa ve özetle açıklamış. Şeyh ancak Allah'ın tecellisidir ve her fiili Allah'ın efalindendir, tasarrufundandır. Yani Vedat, Şeyh, Allah'ın tecellisi olduğu için, her fiili Allah'ın fiili olduğu için ona karşı çıkmak, Allah'a karşı çıkmaktır. Ona itiraz, Allah'a itirazdır. Şeyh eşittir Allah. Peki değerli izleyiciler, şeyhini Allah'ın tecellisi gören bir insan, bir müddet sonra Allah ete kemiğe büründü falan diye göründü demeyecek mi?
Ya bak burada mesela gerçek tasavvuf kitabı Sühreverdi'nin 103. sayfasında şu cümleyi kurmuş. Mürşid-i Kamil'in üzerinde Allahu Teala'nın vakarı ve heybeti vardır diyor. Şuna bakar mısınız ya? Bak hani şeyhi tecelli etmiş görürsün diyor ya. O mürşidin üzerinde, mürşidin özelliklerini saymanın Allah'ın heybetini taşır diyor. Şimdi Allah'ın heybetini taşır diyor. Bu nasıl, ne demek yani? Bu nasıl bir ifadedir? Şimdi şey var. Tezkiretül Evliya isimli kitap Feridüddin Attar'a ait. Süleyman Uludağ tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir bu eser. Orada kısa bir alıntı yapacağım. Kısa ama üzerine çok konuşulmayı gerektiren bir alıntı. Zünnun-ı Mısri'nin hayatını anlattıktan sonra kendisi meşhur bir mutasavvıftır. Onun bazı özlü sözlerini naklediyor. Sözlerini naklederken de şöyle diyor Vedat. Üstadına Allah'tan fazla teslimiyet göstermeyen asla mürit olamaz. Allah kadar değil. Peygamberi kadar değil. Allah'tan daha fazla teslim olmazsa diyor, mürit olamaz diyor. Bu bize göre müridin tanımı değil, müşriğin tanımı. Sayfa 219. İzleyicilerimiz bunları görsünler. Ve bize tarikata girmediğimiz için müşrik diyenlerin kendilerinin ne olduğunu öğrensinler. Gerçekten çok içler acısı bir durum. Çok acı bir durum. Şimdi Vedat, Zünnun'dan bu alıntıyı yaptık. Hani şeyhe Allah'tan fazla itaat etmeyen mürit olamaz alıntısını yaptık. Ama Peygamber Efendimiz böyle bir itaat bekliyor muydu? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe itiraz etmiş mi etmemiş mi? Sen şimdi dersen, aslında bu konuda evet, Diyanet'in yayınlamış olduğu bir 120 bin sayfa olacak. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları Sahabenin Sünnet Anlayışı isimli kitap. Bünyamin Erul'un, Profesör Doktor. Bu konuda neler söylemiş isterseniz direkt onlara bakalım. Sayfa 122. Enes bin Malik'in anlattığına göre Yüce Allah Huneyn Savaşı'nda Resulüne Hevazin kabilesinin mallarından birçok ganimet nasip etmiş. Hazreti Peygamber Kureyş'ten bazı kimselerden her birine yüzer deve vermeye başlamıştı. Bunu gören Ensar'dan bazı kimseler Allah Resulullah'ı bağışlasın. Kılıçlarımızdan onların kanları akıp dururken bizi kırıp bırakıp onlara veriyor. Sahabenin Resulullah'a yönelttiği itiraz. Ensar'dan yani bir grubun vermiş olduğu tepki o dönemde. Yine başka bir alıntı yapalım. Hazreti Peygamber'in Mekke'yi fethinde beklenenin aksine Kureyş'ten intikam almaması, onları affetmesi, Ebu Sufyan'ın evine sığınanlarla evlerine girip kapılarını kapatanların güvende olduğunu ilan etmesi, Ensar'da Hazreti Peygamber'in ana yurdu Mekke'ye yerleşeceği endişesini uyandırmış ve birbirine adamı, şehre karşı bir rağbet, aşiretine karşı bir merhamet aldı yürüdü demişler. Resulullah'a diyorlar bunu. Resulullah'a diyorlar bunu. Yine bir başka nakilde şöyle. Sahabelerden bir tanesi Hazreti Peygamber'e gelerek sen Allah'ın hak peygamberi değil misin? Biz hak üzere düşmanımız batıl üzere değil mi? Diye sormuştu. Hazreti Peygamber'in bu sorulara evet demesi üzerine Hazreti Ömer öyleyse niçin dinimizden taviz veriyoruz demişti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ben Allah'ın Resulüyüm ve ona isyan edecek değilim ve o bana yardım edecektir buyurdu. Hazreti Ömer bu defa peki sen bize beyte varıp onu tavaf edeceğimizi haber vermemiş miydin? Diye sorunca evet ama sana bu sene varacaksın dedim mi? Sen oraya varacaksın ve onu tavaf edeceksin buyurdu. İşte Hudeybiye anlaşmasından sonra Hazreti Ömer'in bu ağır şartları Peygamber Efendimiz'in kabul etmesi onu rahatsız ediyor. Bu rahatsızlığından ötürü de sen Allah'ın elçisi değil misin? Hani biz beyti tavaf edecektik falan diye Peygamber Efendimiz'e çıkışıyor burada. Evet. Yine bir nakil şöyle. İbni Hişam'ın İbni Abbas'tan naklettiğine göre Hazreti Peygamber Bedir Savaşı öncesinde ashabına ben Haşimoğullarından ve başkasından savaşa kerhen çıkan bazı kimselerin olduğunu biliyorum. Onları öldürmemize hacet yok. Dolayısıyla kim Haşimoğullarından birisiyle karşılaşırsa öldürmesin. Kim Ebul Bahteri bin Hişam bin Haris bin Esed'le karşılaşırsa öldürmesin. Kim Resulullah'ın amcası Abbas bin Abdülmuttalip'le karşılaşırsa öldürmesin.
Çünkü o da ancak zorla savaşa çıkartıldı buyurdu. Bunun üzerine Ebu Huzeyfe, biz babalarımızı, oğullarımızı, kardeşlerimizi ve aşiretimizi öldüreceğiz de Abbas'ı terk edeceğiz. Vallahi onunla karşılaşırsam kılıcımı onun yüzüne vuracağım. Dedi. Onun bu sözünü duyan Resulullah Hazreti Ömer'e, Resulullah'ın amcasının yüzüne kılıç vurulur mu? Diyerek tepkisini dile getirdi. Daha sonra pişman olan Ebu Huzeyfe, ben o gün söylediğim bu sözden dolayı hala kendimden emin değilim ve korkmaktayım. Ancak bunun kefareti şehadet olur dermiş. Ve nitekim Yemame'de şehit düşmüştür. Yani bu da yine Resulullah'a sahabenin tavrı. Eleştirisel bakıyorlar. Bir başka alıntı okuyalım. Sahabe hacca diye niyet ettikleri halde Hazreti Peygamber Mekke'ye varınca onlara ihramlarından çıkmalarını, umre yapmak suretiyle temettu haccı yapmalarını emretmişti. Ancak onlar biz sadece hacca diye niyetlediğimiz halde bunu nasıl temettuya çevirebiliriz diye mukabelede bulundular. Hazreti Peygamber ben size ne emrediyorsam onu yapın. Şayet kurban getirmiş olmasaydım mutlaka ben de size emrettiğim gibi yapardım. Fakat artık bana kurbanımı yerine ulaştırmadıkça ihramın getirdiği haramları yapmak helal olmaz buyurdu ve bunun üzerine sahabe emrin gereğini yaptılar. Bir başka nakil şöyle. Hazreti Peygamber'in Mekke'ye yaptığı bir yolculukta insanlar oruç tutmakta zorlanmışlar ve gözlerini ona dikmişlerdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ikindiden sonra bir bardak su istemiş ve herkesin gözleri önünde içmişti. Bunu gören bazıları derhal orucunu bozarken bazıları da oruca devam etmişlerdi. Hazreti Peygamber bazılarının oruç tuttuğunu duyunca onlar asilerdir demişti. Yani bu buraya kadarki örneklerden şunu anlıyoruz Vedat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabesi arasında canlı aktif bir diyalog var. Yani itiraz etmedikleri, yani kafalarına ters düştükleri yeri ayete de ters düşmemek koşuluyla itiraz ediyorlar, anlatıyorlar, söylüyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sahabeden hiç kimseyi sen dinden çıktın, sen şöyle oldun, sen böyle oldun diye ithamlarda bulunmuyor. Ama bizim tasavvuf geleneğimizde durum tam tersi. Şimdi bunun ben size çok ibret verici bir örneğini sunacağım. Bu elimde görmüş olduğunuz kitap Müzekki'nin Nüfus. Nefislerin temizlenmesi. Eşrefoğlu Rumi tarafından yazılmış. Kendisi adab kitaplarında, ne bileyim işte adab risalelerinde, şeyh mürid ilişkisini anlatma noktasında bu noktalarda bilgi verme hususunda bayağı bir etkilidir, yetkilidir. Onun kitabından, kitabı İpek Yayınları'ndan çıkıyor, sayfa 485. Ben farklı nüshalarına da baktım. Onlarda da benzeri şeyler, aynı şeyler var yani. Bir örnek vereceğim size. Şöyle diyor Eşrefoğlu Rumi. Eğer mürid şeyhine teslim olur ve ona tam bir itaatle bağlanırsa, bu takdirde şeyhten nasibini alır. Nitekim Şeyh Süleyman Darani çok dürüst ve sadık bir müridi varmış. Darani'nin çok sadık bir müridi varmış. Şeyhin ekmek işlerine bakarmış. Ona danışmadan hiçbir iz yapmazmış. Bir gün şeyhinin yanına gelir ve şeyhine hamuru yoğurup yoğuramayacağını sorar. Şeyhi de git yoğur der. Sonra tekrar döner gelir ve ekmek fırınının yakıp yakmayacağını sorar. O da yakmasını söyler. Yani şeyh müride diyor ki ekmek fırını yak. Bu mürit gidip hamuru yoğurduktan sonra tandırı yakıp kızdırır. Sonra da döner şeyhinin yanına gelir ve efendim tandırı yaktım, hazırladım. Şimdi ne buyurursunuz der. Şeyhi de ona öyleyse git tandırın içine gir der. Derviş hiç itiraza kalkışmadan hemen gider kendisini o kızgın tandırın içine atıverir. Orada bağdaş kurup oturur ve Allah'ı zikretmeye başlar. Çünkü bu derviş hiçbir zaman şeyhinin sözüne itirazda bulunmaz, ona karşı çıkmazdı. Bir süre geçtikten sonra şeyh der ki, benim bu dervişim hiçbir sözüme itirazda bulunmadı, karşı çıkmadı. Kendisine gidip kendisini tandıra atmasını söyledim. İtirazsız kalktı gitti. Sakın kendisini ateşe atmasın. Gideyim de uyarayım, ne yapıyor bir göreyim der. Adama dedi ki git kendini kızgın tandıra at. Sonra da vicdani bir rahatsızlık duydu. Gideyim bakayım ne yapıyor demiş. Şeyh hemen oturduğu yerden kalkar ve doğruca tandının yanına varır. Bir de ne görsün?
Derviş tandırın içine girmiş, orada bağdaş kurup oturmuş ve Allah'ı zikretmekle meşgul. Dervişin bir tek kılına bile zarar gelmemiş. Şeyh hemen dervişe eli uzatır ve onu oradan çıkarır ve bu durum senin samimiyetinin bir sonucudur der. Bak, ateş sana ateş bile senin için gül bahçesine dönmüştür. Dervişi tandırdan aldıktan sonra sırtını sıvazladı. Ona himmet eyledi ve onu muradına erdirdi. Derviş de gitti, büyük şeyhlerden bir şeyh oldu. Bu durum onun şeyhine teslim oluşunun bereketidir. Peki bu durum gerçekten bereket mi? Yani her ne derse desin, at kendini köprüden aşağı, gir tandırın içerisine, şu ateşin içerisine gir demesi bereket mi? Değerli Müslümanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında benzeri bir olay yaşandı. Bu olayın yorumunu gelin Peygamber Efendimiz'den dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakil şöyle. Bir defasında Resul-i Ekrem, Buhari'de geçiyor bu, Ahkam 4 numaralı hadis, zaten pek çok siyer kitabında bu vardır. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazırladığı bir müfrezenin başına Ensar'dan Abdullah bin Huzeyfe radıyallahu anh'ı kumandan etmişti. Mücahitlere kumandanlarına itaat etmelerini emretmişti. Nasıl olduysa yolda giderken Abdullah bin Huzeyfe askerlerin bazı hareketlerine sinirlendi ve onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana itaat etmenizi emretmedi mi diye sordu. Onlar da evet emretti dediler. Bunun üzerine kumandan haydi bana odun toplayıp getirin dedi. Mücahitler odunları toplayıp getirince onları yakmalarını söyledi. Ateş yakılıp da alevler yükselince mücahitlere ateşe girmelerini emretti. Hepsi de sahabi olan mücahitlerin bir kısmı duraksadı. Bir kısmı ise kumandanının emrini yerine getirmek üzere hazırlanmaya başladı. Kumandanlarının bu akıl dışı emrine uymayanlar arkadaşlarını ''Ne yapıyorsunuz siz? Biz cehennem ateşinden kaçarak Resulullah'a sığınmış kimseleriz. Şimdi nasıl ateşe atılırız?'' diye uyardılar. Yani biz zaten ateşten kurtulmak için Resulullah'a inandık, siz ateşe atlamaya kalkışıyorsunuz. Uyarıyorlar. Meseleyi onlar tartışırken ateş söndü, kumandanı da sinirleri yatıştı. Medine'ye döndüklerinde olay Resulullah Aleyhisselam'a intikal etti. O zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Eğer mücahitler bu ateşe girselerdi, kıyamet gününe kadar bir daha oradan çıkamazlardı. Çünkü yöneticiye itaat ancak makul ve meşru olan emirler için söz konusudur. Peygamber Efendimiz bu olay vasıtasıyla bütün müminlere hatta bütün insanlığa genel geçer bir kural söylüyor. İtaat ancak maruftadır. Az önce şeyhin bereketiyle sen bu hale geldin dediği şey Peygamber Efendimiz'e göre cehennem nedenidir. İşte tarikatların ve tasavvufların itaat mevzusunda ne kadar Hazreti Muhammed'in izinden gittiğini görüyorsunuz değil mi? Yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ateşe girseler de ebediyen çıkamazlardı derken, onlar bu ateşe girmek için can atıyorlar ve kendilerini çok büyük makamlara gelmiş kabul ediyorlar. Yani o aslında ayet-i kerimede diyor yani Nebi'ye sadece marufta isyan etmeyeceksiniz. Yani aslında bu senin okumuş olduğun hadis de tam Kur'an ile birebir örtüşen bir hadise. Yani Allah aynen yani. Sana Nebi bile şu ateşin içine gir dese, bu senin söylediğin marufa aykırı bir şeydir deyip ona itaat etmeyeceksin orada. Vedat bir de şu var. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Estağfirullah لَا يُسْسَلِ عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ مُسْأَلُونَ Onlar yaptıklarından sorgulanırlar. Oysa Allah hiçbir şekilde sorgulanamaz. Yani Allah bir emir verdiği zaman bir Müslüman hemen yapmaya koyulur, tartışmaz Allah'la. Ama bunlar şeyhlerini Allah'a denk kabul ettiklerinden, Allah ve şeyh arasında fark görmediklerinden ha şeyhleri söylemiş ha Allah söylemiş. Zaten bu hikayenin uydurulmasında bence bir nükte de var. O da şu. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam Allah'a teslimiyeti sayesinde ateşte yanmadı, mürit de şeyhe Allah gibi teslim olursa o da ateşte yanmaz. Ama yani burada bir mantık bir hatası yapıyorlar. Var. Tamam doğru. Böyle bu da benim aklıma da geldi ama burada bir mantık hatası var. İbrahim Aleyhisselam şeyhine danışıp da ateşe atlamadı ki. Allah ona emretmedi. Orada o Allah'ın dinini tebliğ ettiği için müşrikler onu yaktılar. Müşrikler yaktılar yani. Yoksa ne Allah dedi git ateşe atla, ne de İbrahim peygamber durup dururken ateşe atlayacak kadar hani düşüncesiz bir insan, ne de onun bir şeyhi vardı. Yani nereden tutsanız dökülen bu hadise sadece bir örnekti. Bu kitaplar bunlarla dolmuş, taşmış. İşte bu fanatik duygularla yetişen insanların kendi tarikatları, kendi şeyhleri için kan dökmeyeceğinin garantisini kim verebilir? Bugün İslam coğrafyasında yaşanan da bu değil mi? Tarikatlar içerisinde öldürülen insanlar, bir tarikat için öbürüne, kendi tarikatından olmayan birine düşmanlık besleyenler, bunların zihinsel arka planında işte bu kıssalar yatıyor. Şeyh dese ki ateşe atla, kendisi atlıyor.
Peki şeyh dedi diye kendisini ateşe atan, şeyh dese ki şu adamı da ateşe atın, ne yapar? Onu da atar. Onu da atar. Bugün IŞİD yakıyor. Zaten uygulamalı örneklerini de görüyoruz. İşte bunların hepsi sakat din algısından kaynaklanıyor. Bu hususlara çok çok dikkat etmemiz lazım. Zaten Ferit Aydın'ın aydınlanmasında da böyle bir olay vesile olmuş. Bir müridi, bir zamanlar o da şeyhti. Şeyh olduğu zamanlarda bir müridi demiş ki, efendim emredin gideyim babamı öldüreyim. Demiş. Öyle deyince bir an Ferit Aydın şaşmış. Ya bu nasıl bir teslimiyet demiş ya. Yani ben Allah mıyım ki sen bana böyle bir şey benden, bana böyle bir teslimiyetle bağlanıyorsun vesaire. Ve bu olay üzerine aydınlanıp bu tasavvufun iç yüzünü araştırmaya başlamış. Kesinlikle. Şeyh iken. Kesinlikle. Yani Allah-u Teala'nın biz rahat rahat yaşayalım, rahat rahat hareket edelim, rahat rahat insanca yaşayalım diye indirmiş olduğu bu dini, siz geleceksiniz, işte şeyh isterse ben kendim bile ateşe atarım. Hani senin hayatın, ölümün ve doğumun, alemlerin Rabbi olan Allah içindi? Sen şeyh için yaşıyorsun. O zaman mükafatını da ondan beklersin. Ama bu konuyla ilgili dediğim gibi örnekler sadece bununla sınırlı değil, daha korkunç örnekler de var. İlgili kaynak göstermiş olduğumuz eserlere bakarsanız görebilirsiniz. Başka Vedat bu noktada mesela ekleyebileceğiniz bir şey var mı? Mesela ben de bir şey daha okuyayım mı? Yine bu Gerçek Tasavvuf kitabından Sühre Verdi'nin 122. sayfada. Mürşit, ya mürit, mürşidini Allah-u Teala'nın kendi katına ulaştırmak için önüne açtığı bir kapı olarak görmeli. Yani mürşid, Allah'ın onu açtığı bir kapı. İlahi huzura oradan girilip çıkılacağına inanılmalı. Yani Allah'ın huzuruna ancak bu kapıdan, yani mürşid kapısından gidebileceğine inanmalı. Bütün dünyevi ve uhrevi mühim işlerini, dertlerini mürşidine getirmeli. Onun hallettiği bütün işleri kerim olan Allah-u Teala'ya arz ederek ve ondan ilahi bir bilgi ve destek alarak hallettiğine itikat etmelidir. Yani bir mevzuyu siz şeyhinize getirdiğinizde, şeyhiniz de o mevzuyu hallettiğinde bunu Allah'la görüşmüş, Allah'la aşağı istişare ettikten sonra sizin o işinizi hallettiğine inanmanız gerekiyor. Bu Yahudi ve Hristiyanların kendi din adamlarını ilah edinmelerine ne kadar benziyor değil mi Vedat? Yani onunla irtibatlandırabilir miyiz bu konuyu? Şimdi aslında buraya kadar okuduğumuz her şey onunla alakalı. Yani Yahudi ve Hristiyanların Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 31. ayetinde onların hahamlarını ve ahbarlarını Rabler edindiğini söylüyor. 31. ayette اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ erbaben şeklinde söylüyor. Yani onlar ahbarlarını ve ruhbanlarını Rabler edindiler. Şimdi peki bu ne demek? Burası çok önemli. Yani Rab edinmek deyince bizim aklımıza ne geliyor? Geleneksel açıdan. İşte Allah demek, tapınmak. Allah demek. Yani sanki her şeyi onlar yarattı demek gibi vesaire. Sanki onlara secde ediyormuş vesaire gibi şeyler. Fakat işin realitesine baktığımız zaman hiçbir Yahudi, hiçbir ahbarı yaratıcı olarak görmez, Allah olarak görmez. Kalkıp ona secde etmez. Evet. Ama Allah diyor ki onları Rab edindiler diyor. Peki bu ne manaya geliyor? Şimdi bunun ne manaya geldiğini Elmalılı Hamdi Yazır açıklıyor. Burada Elmalılı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili tefsirinin 4. cildinde elimde şu açıklamayı yapıyor. Bu rivayetler şunu gösterir ki, önce bu konuyla ilgili hadisleri naklediyor. Zaten meşhur hadisler, izleyenler biliyordur. Bu rivayetler şunu gösterir ki, herhangi birini Rab edinmiş olmak için behemhal ona Rab adını vermiş olmak şart değildir. Yani bu kişiye Rab demek, Rab ismini koymak şart değildir. Allah'ın emrine uygun olup olmadığını hesaba katmayarak, onun emrine uymak ve özellikle de dinin hükümlerine ait olan hususlarda onu kural koymaya yetkili sanıp ne söylerse ne emrederse doğru farz etmek, ona uyduğu zaman Allah'ın emrine ters düşeceğini düşünmeden hareket etmek,
Onun emrini taparcasına yerine getirmek, onu Rab edinmek ve ona tapmak demektir. Yani aslında burada, buraya kadar anlattığımız her şeyi yerle bir eden ifadeleri kullanıyor. Yani o bir kimsenin vermiş olduğu emri, bu Allah'ın emrine ters midir, değil midir diye düşünmeden, hesaba katmadan, o söylemişse doğrudur diyerek, tam bir teslimiyet içerisinde ona itaat etmek, o kimseyi Rab edinmektir, ona tapmaktır diye. Şirk suçudur mu? Şirk suçudur. Ve Allah-u Teala bu suçu hiçbir zaman affetmeyecektir. Bu Yahudilerin yaptığı şey de buydu. Hristiyanların yaptığı şey de buydu. Onlar ne yapıyorlardı? Ahbarımız diyorsa doğrudur. Bak şu cümleyi kurdukları için şirke giriyorlar. Yani o alimler dediyse doğrudur dediği anda müşrik oldun artık. Bitti. Yani bu işin çok kolay anlaşılabilir bir tarafı. Ama bu ayetlerde Allah-u Teala bizi uyardığı halde, şimdi orada ben tam bu ayetle alakalı bir örnek, tam böyle yerine oturacak bir örnek var. Onu okuyayım. Değerli izleyicilerimiz dikkatli dinlesinler, dikkatli izlesinler. Bakalım onlar da bizim ulaştığımız sonuca ulaşacaklar mı? Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz kitap Hadaikul Verdiye, Nakşibendi Şeyhleri. Hani güller bahçesi anlamına gelir. Bu kitapta yine Semerkant yayınlarından çıkıyor. Şah-ı Nakşibend, Nakşibendi tarikatının kurucusuyla ilgili bir kıssa anlatılıyor. Vedat, ben bu kıssayı okuyunca aklıma hemen Tövbe Suresi 31. ayet geldi. Yani çok birbirine benziyor. Şimdi bakalım sen ne nasıl yorumlayacaksın bunu? Müritlerden biri Şah-ı Nakşibend Hazretlerini Buhara'ya davet etti. Akşam vakti girmişti. Nezmeddin Daderük şöyle dedi. Yani Nezmeddin Daderük Nakşibend'i davet ediyor. Şah-ı Nakşibend de Nezmeddin Daderük'e şöyle diyor. O müride şöyle diyor. Sana ne söylesem yapar mısın? Nezmeddin de evet dedi. Sana hırsızlık etmeni emrediyorum, yapabilir misin dedi. Hayır dedi. Şah-ı Nakşibend niçin diye sordu. Nezmeddin Allah hakkını tövbeyle ödeyebilirim ama kul hakkı, yani onu nasıl halledeceğiz? Şuraya bakar mısın? Allah umurunda bile değil aslında. Onu hallederiz diyor. Peki kul hakkını ne yapacağız? Sanki hırsızlığı kullar haram kılmış. Şah-ı Nakşibend şöyle dedi. Madem bizim emrimizi yerine getirmiyorsun, bizimle sohbet etme. Şimdi bundan sonrası çok ilginç. Buraya kadar saçma. Peki bundan sonrası ne? Bunun üzerine Nezmeddin çok korktu. Yeryüzü ona dar geldi. Tövbe etti ve pişman oldu. Emre karşı gelemeyeceğine söz verdi. Oradakiler onun bu perişan durumuna acıdılar. Affedilmesi için yalvardılar. Şah-ı Nakşibend de onu affetti. Adam hırsızlık yapmaktan tövbe ettiğinden değil. Niye hırsızlık yapmadığı için şey yapıyor, pişmanlık tövbe duyuyor. Tövbeyi de Allah'a değil şeyhe yapıyor. Şeyh onu affediyor. Bir daha benim emrimden çıkma diye. Şuraya bakar mısın? Hırsızlık yap diyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Estağfirullah ya eyyuhellezine amenu ittakullaha ve kunu me'as-sadikin." Ey iman edenler, Allah'tan korkun, doğrularla beraber olun. Bunlar Allah'tan korkmayıp hırsızlarla beraber oluyorlar. Sonra da adam hırsızlık yap diyor. Bu da yapmam dediği için acaba başıma bir şey mi gelecek diye Allah'tan korktuğundan diye şeytan korktuğundan pişmanlık duyuyor. Keşke hırsızlık yapsaydım. Yani müritlerine hırsızlığı emreden şey, ondan sonra bu görevi Allah'tan değil de insanlardan korktuğu için yerine getirmeyen mürit, daha sonra niye yerine getirmediği için Allah'tan değil de şeytan korkan mürit, onun affedilmesi için Allah'a yalvarmaları gerekirken şeyhlerine yalvarıyorlar. Yani burada bu müridin, ya sen ne yapıyorsun? Hırsızlığı Allah haram kılmadı mı? Bunu bize yasaklamadı mı diye uyarmaları gerekirken hırsızlık yapmadığı için pişmanlık duyuyor. Niye şeyhi dinlemedin diye. İşte tam bir şirk yani. Tam bir şirk. Ya şirkten de fazlası. O adamlar haram helal belirliyorlar. Bu Allah'ın haram kıldığı şeyi emrediyor. Haramı farza çeviriyor. Daha evet. Korkunç bir şey. Hangi Yahudi sen böyle gördün? Yani şu demek oluyor. Ya Allah'ın emrini yapacaksın ya benim emrimi yapacaksın. İkisinden birisi. Bir daha adamı kovuyor yani sohbetimize gelme diyor. Bir daha da sohbetimize gelme. Yani şimdi burada tasavvufçu izleyen arkadaşlar şöyle itiraz edebilirler. Efendim onu imtihan için söyledi. Peygamber Efendimiz hangi sahabesine imtihan etti? Git zina yap, hırsızlık yap, şu adamı öldür gel bakayım. Allah hangi kulunu günahla yani günahı yapıp yapmamakla imtihan etmiş ya?
İmtihan günahı yapmamaktır, yapmak değildir yani. Aynen. Bir de şu var Vedat, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe yetiştirdi. Hiçbir tanesine git hırsızlık yap, şunların mallarını çalın, alın demedi. Kul hakkı gibi bu kadar titiz bir konuda, bu kadar önemli bir konuda üzerine düşen bizim dinimiz hiç hırsızlık yapmayı emreder mi? Hiç Allah kötülüğü emreder mi diyor? Allah'a niye iftira atıyorsunuz? Araf suresi ayet 26. Evet. Hani bunlar son derece önemli şeyler. Biraz insan aklını kullanması lazım. Buradaki yanlışlığı anlamak için Müslüman olmaya bile gerek yok. Aklen insan anlar ki bu hırsızlık. Kaldı ki şeyhlerin görevi insanları imtihan etmek değildir. وَمَا عَلَى رَسُولِنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ diyor Allah. Sen diyor tebliğ edersin diyor, hesap sormak benim işim. Şeyhler gerçekten insan yetiştirmek istiyorlarsa, işte Allah'ın emir ve yasaklarını tebliğ ederler, hırsızlık yapma, şunu yapma, bunu yapma diye uyarlarda bulunurlar. Yani önce hırsızlığı emredeceksin, ondan sonra da bunu tevil etmeye çalışacaksın. Hani zırva tevil götürmez diye bir söz var Vedat. Evet. Yani zırva tevil götürmez. Bu yüzden arkadaşlar çok çok dikkatli olalım. Çok çok kendi din anlayışımızı sorgulayalım. İşte bunların tamamı nereden kaynaklanıyor? Şeyhe itirazsız itaatten kaynaklanıyor. Kimisi kendini ateşe atıyor, kimisi işte hırsızlık yapıyor. Hırsızlık yapıyor, yapmadım diye pişman oluyor. Müritleri gidip şeyhe yalvarıyorlar. Çok saçma sapan şeyler. Hiç İslam itikadıyla, fıkhımızla bağdaşmayacak şeyler. Ama gelin görün ki hurafeler bununla sınırlı değil. Şimdi Müzekki-i Nüfus kitabı Eşrefoğlu Rumi'ye aittir. Bu kitaptan bazı alıntılar size nakledeceğim. Bakalım şeyhe itaat denilince ne anlamamız lazımmış? Bu kitabın 419. sayfasını açalım. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır denmiştir. Yani şeyhlere uymayan şeytana uymuş olur demektir. Arifler Sultanı Şeyh Beyazıt Bestami diyor ki, kimin üstadı hocası yoksa onun üstadı şeytandır. Hatta şeyhi olmayanın dini de yoktur. Böyle söyleyen büyükler de vardır. Ariflerden bazısı demişlerdir ki, bir kimse eğer şeyhi edebiyle edeplenmiyorsa, o kimse Tanrı edebiyle edeplenmez, peygamber sözü bile kâr etmez ki edeplensin. Tamam da, siz insanları şeyhi yok diye dinsizlikle suçlayacaksınız, insanlara karşı edep dersi vermeye çalışıyorsunuz, şeyhi yok diye dinsiz diyorsunuz. Şimdi bu edep deyince ne anladıklarını biraz sonra okudukça öğreneceğiz. Şimdi sadece bununla da sınırlı değil. Devam ediyoruz. Bakın lütfen burayı unutmayın. Bu edep kitabı. Bize edep öğretiyor. Ama bakın ne öğretiyor. Mürit şeyhine karşı nasıl olmalı? Sayfa 442. Mürit şeyhi ne yaparsa yapsın, yaptığı şeyler iyilik olarak görülsün, ister kötülük olarak görülsün, bütün bu yaptıklarının Allah'ın emri gereği yapıyor diye inanmalı. Bana ne yaparsa yapsın Allah'ın emridir. Yine mürit inanmalıdır ki, her zaman Yüce Allah'ın açık bir kapısı vardır. Şeyhi de o kapıdan dilediği zaman içeriye girer çıkar. Bu giriş ve çıkışlarda Yüce Allah'a mülaki olur, görüşüp danışır döner. Yani İslam'la uzaktan yakın alakası olmayan şeyler ama... Şimdi burada yazdık... Bütün tarikatların özü bu yani. Bundan sonraki yazdıklarını okuduğumuz zaman buraya rahmet okuyacağız. İster uyuyorken, ister uyanıkken şeyh her halükarda Allah'ın huzuruna girip çıkabilir. Mürit bunlara böylece inanmak zorundadır. Şimdi müridi kendine kul yaptı. Bak, mürit kafir olmak zorundadır diyor. Aynen. Kendine kul yaptı. Şimdi tasavvufta bu şeyh mürit ilişkisini incelediğin zaman iki şey benim gözüme battı. Önce bir kul yapıyorlar, sonra tanrılaştırıyorlar. Tabii. Bak şimdi oraya geliyor sıra. Sayfa 443. Bir sonraki sayfa. Mürit de bu durumda şeyhine kalbi bir bağ ve manevi bir kaynaşmayla bağlanıp bütünleşmeli ve kendi irade ve ihtiyarını şeyhinin eline terk etmeli, onun edebiyle edeplenmelidir. Böylece mürit öyle bir mertebeye ulaşır ki şeyhinden dinleyip anladıklarını ve öğrendiklerini bundan böyle bizzat Yüce Allah'tan almaya ve öğrenmeye başlar. Az önce vahiy aldığına inanıyordu şeyhinin, şimdi kendisine vahiy geldiğine inanmaya başladı. Evet. Hem de arada hiçbir aracı ve vasıta olmadan direkt Allah'tan alabilir. Ondan sonra devam ediyoruz. Sayfa 481.
Behey gafil. Sen hem ben müridim ve muhibbim diyor, muhibbim diyorsun. Yani müridi şeyhini sevdiğini söylüyorsun. Ancak söylediklerinde gerçekçi değilsin. Çünkü mürid denince kendisine şeyhine öylesine bir teslim kendisini şeyhine öylesine bir teslimiyet göstermelidir ki mürid kendini şeyhinin elinde bir ölü gibi kabul etmeli, şeyhini de ölü yıkacısı görmeli. Gördüğünüz gibi o klişe söz tekrar aynı, karşımıza çıkıyor. Aynı retoriklerle. Nasıl ki ölen bir kimse kendisini yıkayanın elinde hiçbir ses çıkarmıyorsa, sessiz ve sakin kalıyorsa, ölmüş olan kişi nasıl ki yıkayıcısına bu su sıcaktır, soğuktur diyemiyorsa, bana sert veya yumuşak davrandın, beni incittin diye bir itiraz yoksa, ölü yıkayıcısının adeti neyse onu mürit de kabullenmek zorundadır. Çünkü ölü olan bir kimseye yıkayıcısına hiçbir şey söyleyemez, hiç hareket edemez. İşte mürit de böyle olmak durumundadır. Şeyhinin önünde vay sen beni aç bıraktın, susuz koydun, uykusuz kaldım, işimden gücümden oldum, beni geciktirdin, erken gönderdin, gücümün yetmediği işe beni koşturdun gibi sözler söylememeli, itirazda bulunmamalıdır. Allah insanlara gücünün yetmeyeceğini teklif etmiyor. La yükellifullahu nefsen illa usaha. Allah hiçbir nefse bir şey teklif etmez. İlla usaha. Ancak kapasitesi kadar. Diyor. Burada şey, gücünün üstünde bir şey yüklese bile buna itiraz edemezsin diyor. Ha nasıl gibi ölünün üzerine ne koyarsan koy sesini çıkarmıyor. Bu da öyle. Peki iradesi ölmüş, öngörüsü ölmüş, itiraz yeteneği körelmiş bir insan ileriye dönük bir adım atabilir mi? Kendini geliştirebilir mi? Ya bir de utanmaz insanlar. Yani bu, Allah'tan korkmayan, utanmayan bu insan dediler ki biz şeyhe kulağı, şeyh bize gelin bana tapın demiyor ki diyor. Ya bu tapmaktan başka nedir bu? Ya bu tapmak değilse tapmak nedir yani? Aynen. Eğer bir kimse marifetullah'ı istiyorsa kendini mutlaka bir şeyhe hiçbir itiraza yer bırakmayacak şekilde teslim etmesi gerekir. Tıpkı ölünün kendisini yıkayıcısına teslim ettiği gibi. Nitekim mürid ölü gibidir, şeyh de gassal yani ölü yıkayıcısı gibidir demişlerdi. Aynı şeyi tekrarlıyor. Bu nasıl bunun psikolojideki yerini ben bilmiyorum. Böyle bir şeyi tekrar ettire 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 onun zihninde doğrusu evet. Budur diye kabul ettirmeye çalışıyor. Benim azizim, dervişlik dedikleri şey gerçek manada arınmadır, durulmadır. Adam gibi adam olmaktır. Ne adam be ölüyor oluyorsun, ölmüşsün. İşte çok şey geliyor dilimizin ucuna da. Sabrediyoruz. Ecnebilik ise cünüplüktür, murdarlıktır. Şeyhler bu pis cünüp olan kimseleri yıkayıp temizleyen manevi doktorlardır. Mürid kendisini şeyhine teslim ettiğinde şeyh de onu müridini velilik suyu ile yıkayıp temizler ve onu ecnebilik cünüplüğünden arındırır. Artık bundan böyle mürid için nasıl ve niçin gibi ifadelerin bir anlamı yoktur. Şeyh Safi şöyle der. Bir müridin şeyhine bu şeyi neden böyle yaptın demesi söz konusu olamaz. Çünkü bu derhal onun uzaklaştırılmasına sebeptir. Bu bakımdan o şu beyitleri söyler. Bir makam ki nasıl, niçin, neden böyle denemez, her müridin kârı anda teslim-i tasdik olur. Öyle bir makamdır ki müridlik. Hiçbir şekilde neden bunu yaptın, niçin bunu yaptın diyemezsiniz. O makamdakinin görevi emir ister doğru ister yanlış, ister aklına yatsın yatmasın, Kur'an-ı Kerim'e uygun olup olmadığı hiçbir şekilde umurlarında değil. Kesin bir şekilde tasdik ve kabul edeceksin. Şimdi tasavvufta şeyhe karşı edepleri sayarken ben kitapları okudum, karıştırdım. Yahu bir tane kitabın içinde de mürid şeyhini yanlış yaptığı yerde Kur'an'la uyarır diye bir ifade yok. Mürid kim oluyor ki? Yani şeyh de Kur'an-ı Kerim'in dışına çıkarsam beni uyarın diye hiçbir şey söylemiyor. Bana kul olun diyor resmen ya. Ya adam mürşit dediğin adam zaten Allah'ın huzuruna giriyor çıkıyor. Sanki şey arkadaşının huzuruna giriyor çıkıyor gibi. Tartışıyor Allah'la, konuşuyor, müzakere yapıyor, görüşüyor. E şimdi böyle bir adama sen yanlış yapıyorsun diyebilir misin? Nasıl diyeceksin? İçinden bile geçiremiyorsun ki yanlış yaptığını. Tabii canım yani. İbrahim Aleyhisselam bile ya Rabbi bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster diyor. Evet. Bak Allah'a şey yapıyor. Bunda o hakkı da vermiyor. Evet. Hiçbir şekilde şeyhe sen bunu nasıl yaptın, neden yaptın sormayacaksın. Şimdi bu kölelikten ileri bir durumdur. Çünkü tabii köle... Ya. Nihayet söver ya. Söyledik ya yani Allah kulundan böyle bir kulluk istemiyor. Bu derece yani bu artık sapkınlığın ötesine geçmiş bir kölelik. Korkunç bir şey ya. Yani. Şimdi bakın iş nerelere gelecek. Bu duruma göre mürid için ne, nasıl ve niçin sorular yoktur.
Eğer o neden ve niçinlere sarılırsa iradesi düşer. Yani şeyh onu müritlikten uzaklaştırır. Onda müritlikten eser kalmaz. Bunun doğrusu ne biliyor musun? O neden ve niçinleri akıllarına getirirse, sorarlarsa bunların sapıklıkları ortaya çıkar. Sahtekarlıkları meydana çıkar. Kesinlikle yani, kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Aynen öyle düşünüyorum. Şimdi bakınız, burada çok enteresan, daha enteresan, daha garip şeyler var. Ben onları da okumak istiyorum. Kayıtlara geçsin, vatandaşımız bunları öğrensin. Daha önce böyle bir şey duydun mu Vedat bilmiyorum. Ben dün akşam bunu okurken ilk defa duydum, gördüm. Mürit ile şeyh arasında edep denince, dikkat edin, edepten bahsediyoruz. Mürit şeyhinin hiçbir kusurunu görmeyecektir. Şeyhin müride karşı edebi yok. Şeyh ve müridin Allah'a karşı edebi de yok. Sadece müridin şeyhe olan edebini anlatıyor. Sadece müride emir veriyor burada. Hatta şeyh, sayfa 511, müridinin yanında anadan doğma olarak çırılçıplak soyunup otursa bile yine hakkında kötü düşünmemek gerekir. Ola ki şeyhi müridini sınamak istiyordur. Eğer şeyhin de kusur olarak gördüğü bir durum olursa, daha ne olacak? Olursa o kusurun şeyhinde değil, kendisinde olduğunu bilmeli ve inanmalı, buna göre kendini düzeltmelidir. E peki, şeyh kendisi soyunduğu zaman, çırılçıplak anadan üreyen soyunduğu zaman, hala onda bir kusur yok diyorsan, bu şey, bazı tarikatlarda gördüğümüz gibi bu adama Allah korusun tecavüz etmeye kalkışırsa bu adam diyecek mi ki efendim yanlış kusuru aramayalım, belki bu adamın bir bildiği vardır. Tabii canım, beni denemek istiyordur, sesini çıkarmayacaksın. Yani bu kadar mı ahlaktan, namustan, İslami onurdan, haysiyetten, şereften uzaklaşılır ya? Bu kadar senin, kaldı ki bu müridin eşi, çoluk, çocuğu yok mu? Şimdi onları da o tarikata yollayacak bu adam. O zaman hepsi çırılçıplak şeyi seyretsinler. Efendim siz yanlış anlamayın, bu adam bizi imtihan ediyor. Bu adam bizi deniyor. Yani Peygamber Efendimiz İslam dini gibi örtünmeye, insanların ahlaki yapısına, edebine önem veren, bu kadar titiz bir dinin müntesibi olacaksınız. Ondan sonra da müridinin yanında çırılçıplak soyunmayı mübah göstereceksiniz. Hatta bunu böyle kabul edeceksin, hiçbir şekilde de itiraz etmeyeceksin diyeceksiniz. Ya bu anlatılanların İslam diniyle zerre kadar alakası olabilir mi? İşte tarikatlardaki sapıklıkların, cinsel ahlaksızlıkların nasıl normalleştiğini, nasıl böyle insan zihnine böyle zehir gibi enjekte edildiğini görüyorsunuz değil mi? Güya bu şeyhin edebiymiş. Hani Allah'a karşı edep? Hani Allah'a karşı edep? Her cuma namazında hutbede hoca demiyor mu ki Allah fuhşu yasaklar, Allah azgınlığı yasaklar, Allah kötülüğü yasaklar? Bu şirk ya. Yani burada okuduğumuz her şey tamamen şirk pisliğinin her türlü cinsi var yani. Ya bir de cinsel ahlaksızlık, bir de malını götürüp şeyhe teslim etme, varını yoğunu teslim etme. Şimdi ben burada okurdum da bu kitabın komplesini okumam lazım size. Bu kitabın komplesini size ne olduklarını göstermek için okumam lazım. Şuraya bakar mısın ya? Ya adam namusunu unutmuş, ahlakını unutmuş, malını, varını, yoğunu unutmuş. Şeyh ne yaparsa yapsın, şeydir yani, mübah görüyor. Ama burada da kalmıyor. Bunun da ötesi var. Bakalım o neymiş. Bu kitabın 524. sayfası. Müridin şeyhine danışmadan işlere girişmesi onun küstahlığından ileri gelir. Sen Allah'a danışmadan, Kur'an-ı Kerim'e danışmadan çırılçıplak soyun, bu senin küstahlığın, edepsizliğin olmasın. Ama bu durumda müridin o işi rast gitmez. Kaldı ki bu tarikat edebine aykırıdır. Ona karşı çıkmaktır. Hatta müritler şeyhlerine o derece yakın olmalıdırlar ki, evlerine gidecekleri zaman olsun, hanımlarıyla cinsel ilişkiye girecekleri zaman olsun, mutlaka şeyhlerini haberdar etmelidirler. Hasbinallah ve ni'mel vekil. Ya şu güzelim dini mahvettiler ya. Mutlaka şeyhlerine haber vermelidir. Devam ediyor. Yani şeyhlerden eve gitmek için izin isterlerken, bakın sadece eve gitmek için izin istemeniz yetmiyor. Biz eve gidiyoruz diyorsun ya, yetmiyor. Ayrıca, efendim bu gece evimize gidebilir miyiz? Gittiğimizde hanımımıza beraber olabilir miyiz diye ikinci bir izin alması gerekiyor. Her konuyu şeyhlerine danışarak ve ondan izin alarak gerçekleştirmelidir. Çünkü eskilerin adetleri böyleydi. Şimdi buradan iki şey ortaya çıkıyor. Bak burada ne diyor? Tarikat edebine aykırıdır diyor izin almaması. Edepsiz herif, bu yaptıkların Kur'an-ı Kerim edebine aykırı değil de utanmadan ahlaksızca
Kendi müritlerini röntgenliyorsun, ahlaksızlığı ümmeti Muhammed arasında yayıyorsun. Bu Allah'a karşı edepsizlik değil de, Kur'an'a karşı edepsizlik değil de sana, yani adamın suçu ne? Eşiyle birlikte olduğunu söylememiş. Ne kadar büyük yanlış yapmış. Böyle bir sahtekarlık olur mu ya? Zaten yani bu pislikleri böyle anlatıp ondan sonra bir edepten bahsediyorlar ya. Yani insan fıttırıyor ya. Bir de şu sonuç ortaya çıkıyor. Bak diyor ki burada Vedat. Çünkü diyor eskilerin adetleri böyleydi. Demek ki bunların fikir babaları da böyleydi. Adam ne görmüşse onu yazmış. Şimdi şunları yazmak cesaret ister. Yani bunları yazmak şey ister yani toplumda bir takım şeyi göze almayı gerektirir. Ama öyle bir otorite kurmuşlar ki toplum o tepkiyi veremiyor zaten. Çok önemli. Tabii tabii. Şimdi 525. sayfada bir sonraki sayfada Şeyh Müride diyor ki hemen kalk git bir ok ve yay al bir boğazda bekle oradan gelip geçenlerin yolunu kes haramilik yap. Derviş de hiç zaman kaybetmez. Hemen işe koy. Ya bu nedir ya? Vur de vuralım, öl de ölelim. Tarikat mantığıdır bu. Bunlar böyle inanıyorlar. Evet. Bunlar böyle korkunç şeyler inanıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Müzekki Nüfus kitabı nefislerin temizlenmesi, nefislerin mahvedilmesi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber nefislerin Efendimiz'in... Nefislerin pisliğe batırılması. İşte Allah buyuruyor yani aklını kullanmayanlar üzerine pisliği yağdırır. Aynen öyle. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderirken diyor ki onlara kitabı hikmeti öğretir ve temizler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın temizlenelim diye indirdiği kitap budur. İşte bize önerilen kitap da budur. Eşinizle cinsel ilişkiye ne zaman gireceksiniz? Bunu dahi şeyhinize haber vermezseniz sizden mürit olmaz. Mürit olmazsanız da dinsiz, kafir, zındık, efendim cehennemlik olursunuz, iflah olmanız mümkün değildir. İşte bu kafa yapısıyla sürüm sürüm sürünen İslam alemine daha fazla sürmek müstehaktır. Buna İslam alemi denmez. Evet. Yani şu anki halimiz iyi bile yani. Şu okunanlara bakılırsa şuraya İslam aleminin şu anki hali çok iyi. Yahu Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ki وَلَا تَجَسَّسُوا birbirinizin gizli halini araştırmayın. Bu farz ediyor söyleyeceksin tabii, bana. Tabii. Bu nedir ya? Hani burada anlatılanların zerre kadar İslam diniyle şunla bunla Yahudilik Hristiyanlıkla da bir ilgisi yok bunun. Yok ben Hristiyanlıkta hiç denk gelmedim. Bu ya adam diyor ki müritlerinin önünde soyunsa diyor sesini çıkarmayacaksın diyor. Şeyhe sesini çıkarmayacaksın diyor. Bir bildiği vardır. Ne yapacaksın? Grup zikir mi yapacaksınız kardeş? Böyle bir saçmalık olur mu ya? Tövbe estağfirullah ya. Tövbe ya Rabbi ya. Sevgili kardeşlerim, sabırla dinlediniz, bizi izlediniz. Konuşacağımız, anlatacağımız daha pek çok şey vardı. Ama ne yapalım? Sapıklıkların sonu gelmiyor. Biz bunları konuşurken kim bilir nerede neler yazılmaya başlandı? Kim bilir hangi mürit çırıtıplak soğumuş şeyhini seyrediyor? Biz bunları bilmiyoruz. Konuyu fazla şey yapmayalım, bu ahlaksızlıklarla cıvıştırmayalım, ciddiyetimizi kaybetmeyelim. Bu programımızda Allah-u Teala'nın, Allah-u Teala yapılması gereken itaatin nasıl şeyhlere ibadete dönüştürüldüğünü, şeyhlere ibadete dönüşünce nelerin olduğunu sizlere göstermeye çalıştık. Bu programın bir seri olmasını biz planladık. Bu birincisi, bu birinciydi. Allah nasip ederse ikinci, üçüncü programlarda daha geniş detaylara gireceğiz, daha geniş konulara değineceğiz. Söylemiş olduğumuz gibi kaynaklarımız işte kendi yazdıkları, kendi eserleri, kendi kütüphanelerinden alıyoruz. İşte gerçek tasavvuf, aslında bu kitabın adını gerçek tasavvuf diyor, tasavvufun gerçeği diye değiştirmek lazım. Öyle daha mantıklı olur. İşte bu kitapları kendi yayın evlerinden, kendi tercümelerinden, kendi tavsiyeleri üzerine aldık. Aldık içinde bunları gördük. İşte Allah'ın kitabının yerini bakınız neler almış. İşte Kur'an'la aramıza bunlar girerse... Kur'an'la aramıza bunlar girerse, yani şu kitaba ulaşıncaya kadar raflar bunlarla dolu. Düşünün yani, bakın şu Kur'an-ı Kerim şurada duruyor, bu kitaplar burada duruyor. Ve bizim buraya getiremediklerimiz de var. Bu duvarı aşmadan Kur'an-ı Kerim'e gelemiyorsunuz. Yani çok üzücü bir durum, çok yıpratıcı bir durum. Arif olan anlar, yani biz burada bir kapı açmaya çalıştık. İnşallah bizi anlamışsınızdır. İnşallah bu çalışmaların birilerine saldırma, birilerini yıpratma çabası olmadığını, Kur'an ahlakına geri dönülmesi gerektiği için böyle bir çabaya giriştiğimizi lütfen anlayın. Sabırla dinlediniz. Allah razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Aziz seyirciler.